Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine bir World of Tanks yayınıyla karşınızdayız. Yine çok güzel, profesyonel seviyede maçlar sunacağız. Sonra da Osman'la birlikte girip tekrardan feed diyeceğiz bugün. Yine Osman ve Dilara var, konuklarımız. Bir merhaba demek ister misiniz? Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Bugün şimdi arkadaşlar ilk önce Virtus Pro ile Türkiye All Star tadında bir Türkiye en iyi Türk oyuncular oluyor değil mi bu takımda? Türk karmasının maçını sunacağız. Best of 5 olacak. 5 maç sunacağız. Ondan sonra da olur da zaman kalırsa ki kalacağını tahmin ediyorum. Şu browser'ın sesini kapatayım. Tıt tıt ses gelmesin. Zaman kalırsa da biz Osman'la gireceğiz ve biraz feedleyeceğiz. Her zamanki gibi. Evet. Ayrıca bugün iki tane çok güzel tank ödülümüz var. Bunlardan birisi Löwe, diğeri de T-34. Zaten oyun oynayanlar bilir, takip ederler. Bilmeyenler için de ilerleyen vakitlerde tanklardan bahsederiz. Takımlarımız ne alemde, Dilara, hazırlar mı? Başlayabiliyor muyuz? Şu an konuşuyoruz takımlarla. Şu şekilde ilerleyecek. Normal ESL kararları, ESL kuralları çerçevesinde ilerliyor. Türkiye takımı, ev takımı Virtus Pro, Wargaming Net Dünya Ligi'nde ikinci olmuş olan takım aynı zamanda. Onlar da away takım oluyor. Şu an 5 kendilerine 7 tane harita sunduk. Türkiye takımı bir harita eledi. Önce sunduğumuz haritaların isimlerini söyleyeyim isterseniz. Tabii. Madenler, Himmelsdorf, bu Uçurum, Ensk, diğer ikisinin Türkçe ismini bilmiyorum. Prokovaka ve Prokurok Ruinberg. aynı. Ha, Ruinberg aynı mı? aynı. Okey, Evet, tamam. evet. Sende peki Okey. İngilizcesi mi var, Rusçası falan mı var? Okuyamadım. İngilizcesi var. Ha, tamam. Ama zaten şehir isimleri olduğu için sanırım. Onlara bence çok takılmayalım. Direkt Tamam. İngilizce Evet. kullanalım. Evet. Evet, aynen öyle. Şu an iki Steps ve Prokovarka haritaları elendi. Himmelsdorf'la ilk maçımıza başlayacağız. Bu Tamamdır. şekilde. Gayet güzel. Tamamdır. O zaman şimdi bakalım. Şu an Türk takımına bakıyorum. TR1'den TR7'ye kadar hazır. Virtus Evet. Pro'dan da en az bir 3-4-7 oyuncu var. Takımlar hazır gibi. Ben lobiye girdim mi? Ona bakıyorum. Şu an lobide miyim ben? Alp? Aa, şu an evet senin yani Ha, genel tamam. Evet olarak evet. eğitim Tamam. odasındasın. İzleyici kameramı da almışım. Evet. Okey. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. İlk anket girildi. Bonus ve davetiye kodları için 1 saat boyunca o anket üzerinden ödül dağıtımı yapılacak. Arkadaşlar ankete linkine tıklayabilirler. Aynen öyle, multiplayer.com.tr/stream veya /live adresinden girebilirsiniz. Facebook login olmayı unutmayın diyorum. Şimdi. Evet, şimdi ben de haritaları ayarlamaya çalışıyorum. Geçen Evet, hafta şu an gibi. harita seçimleri de yapıldı. Alp'in üzerinde onları ayarlama kısmı. Evet. Hı. Şu an biraz takımları bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da Evet. maçı sunmaya geçeceğiz. Aynen öyle. Bu arada ben Şimdi chat'ten soru alabilirim. Sesini özledik diyenler olmuş. Arkadaşlar, bu hafta staja başladığım için biraz yayınlar aksadı. Orada bir kendime tam geldiğimde hafta içi klasik yayınlarım da devam edecek akşam saatleri. Böyle bir haber vereyim size. evet, Alp, ne durumdayız? Şu an tankların hazırlanmasını bekliyoruz. Çünkü birkaç kişi daha tankların dağılımını veya mermi seçimini ayarlıyorlar. Bizim takımdan şu an 3 kişi bunu ayarlarken karşı takımdan da 4 kişi beklemekteyiz. Dilara sen Virtus Pro'dan izlerken ben ve Turuzan ikinci takımdan yani bizim Türk takımından izliyor ve anlatıyor olacağız. Bu sefer daha genel yani spectator modlarımızı da seçmiş durumdayız herkes de güzel bir şekilde. Üstten genel bir bakışla savaş alanına bakıyor olacağız.
Bir şey soracağım ya. Bu Türklerin karşısına ikidir çok güçlü takımlar getirmiyor musunuz siz? Geçen hafta Navi'ydi. Bu hafta Virtus Pro. Hani biraz daha aşağıdan getirseniz olmaz mı? Aslında Kardeşler Virtus.pro Pro ile daha yok önce mu? Navi ile daha önce Baba klanının ESL takımının daha önce savaştığını söylemişti Uğurcan hatırlarsan geçen Aynen. yayında. Hatta Yani yendiklerini bile söylemişti. Bir harita. evet aynen öyle. Aynen öyle. Hani güçlü takımlar ama güçlü olmaları bizim takımın karşılarında çok daha bir eşitsizlik durumu söz konusu değil yani. Bakalım bu hafta nasıl olacak tabii izleyeceğiz şimdi beraber. Bir saniye hemen. Alo. Alo, buradayım ben, buradayım. Heh, Geldim. tamamdır. Alo. Ufak Ben bir. çete baktım da bir soranlar var bana. Aynı zamanda forum içerisinden mesaj atanlar da oluyor. Ödüllerin dağıtımı ne zaman yapılacak diye. Sizin tarafla görüştüm. Bu hafta salıya kadar 4 haftanın da bütün ödüllerinin dağıtımı ve mesajlara cevap verilmiş olması bekleniyor arkadaşlar. Aynen öyle. Salıya kadar herkes bütün kodlarını ulaşacak diye umuyoruz. İletişime geçenler arasından. Evet, şu an son durum nedir Alp? Tanklar hazır mı? Son durum hala biz gümrükten çekmeye çalışıyoruz son tankı da. Biraz noter işleri var sanırım. Evet. Çünkü şöyle bir durum oluyor bazen. İki takım da karşılıklı seçerken hani birbirlerine counter edecek tankları seçmeye yöneliyorlar. Biraz fazla uzadı bu sefer ama Bir şey soracağım. evet. Seçerken tankların gözükmesi biraz ilginç değil mi? Hani böyle Aslında değiştirilebiliyor doğru mu? diyorsun. Peki Yani değiştirilip... nasıl değiştirilmekten bahsediyorsun? Yani mesela Tamam. şu an AMX 50-100'ü aldı. Karşı taraf counterladı. Dur ben değiştireyim. Evet, yapabilirler. İsterlerse yapabilirler ama şu an evet karşı takım tamamız. Biz de muhtemelen birazdan tamam olacağız. Ben bunu peki şeyde soracağım. Mesela şu an biz casual bir maç sunuyoruz. Hani bir show maçı. Ama bu mesela bir e-spor olsaydı ortada o işte 100 bin dolarlık ödüllü bir turnuva olsaydı. Tam orada nasıl işliyor bu olay? Mesela takımların 2 dakikası mı var veya bir sen seçiyorsun, 2 ben seçiyorum, 2 sen seçiyorsun diye mi devam ediyor? Onu Dilara daha iyi biliyor olabilir. Çünkü Hemen belli böyle kurallar voleybol biliyorsun. gibi Dilara'ya atıyor topu. Tabii Hemen. tabii. Evet, Klasör. bana attı fakat bu e-sporun ilgilendiği alan olduğu için tam olarak o, ne söylesem yalan olur şu an. Anladım. Eğer kurallar dahilinde böyle bir şey varsa işte 1 dakikaları var, 1 dakikasını seçmeleri gerekiyor gibisinden olabilir ama yani 4-5 sayfalık bir kural şeyi olduğu için ben biraz hani bundan önce çalıştım okudum ama bu konuda bir bilgim yok. Bilmediğim yerden çıktı soru. Yapacağım bir şey Aynen yok. öyle ya. Ya, Çalışmadığım yerden sordum evet, ya. çalışmadığımız yerden. YouTube videosu çekmeye benzemiyor bu Alp. Oo. Çok ayıp oldu. Neyse, evet, YouTube videosu çekmeye benzemiyor ama bu hafta daha rahatım kesinlikle. Ama tabii evet, Evet. World of Tanks'ı da hani böyle bir öğrenmek isteyenler Alp'in öğretici feedlediği videolara YouTube'dan ulaşabilirler Osman Evet. Nefi'yle. Lütfen Onu izleyin. haberini Lütfen. verelim. Zaten video koymadım diye beni trollüyorlar. Arkadaşlar biraz işim vardı, gücüm vardı. Kusura bakmayın. Yetişemiyorum. Evet, şu an iki takım da ready veriyor. Ben bir Zaman son kontrol başlayalım. yapıyorum. Ben zaten hep ready'yim, izleyici. Evet. Birazdan başlatmak üzereyiz diye umut ediyorum maçı. Aynen. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. İlk maçımız başlıyor ENS haritasında. 7'ye 7 güzel bir turnuva maçı izleyeceğiz. Bu sefer kimse Dilara'yı öldürmeyecek mesela maçın başında. Çünkü bir tankı yok. Aynen Spectator hesabına öyle. Beni de tek atıyor. öldürdüler ya onunla bir maçında. İki gideydim Navi'ye de sıksaydım orada fena mı olurdu? Evet. Yani işte ama yaptırmıyorlar. Neyse, maç detaylarına geçelim bence. Ben hemen Caps Lock F3 ile şey yapıyorum maç başladığı zaman. Şu an tabii izin verme free look'a geçeceğim. Takımlarımızı gördüğümüz zaman ağır tanklar daha fazla bizde mevcut. Karşı takımda ise AMX 1390 ve Obje 416 gibi iki tane medium görüyoruz. Ve 50-100 şarjörlü tank olarak onların cephelerinde yer alıyor. Virtus'un KV-4 ile de bunu zırhlar ile destekliyorlar. Evet, bakalım ne yapacağız, nereye gideceğiz? Şu an Türk takımı ortaya doğru bir
Gitmeye başladı direkt. Şimdi bak T1'ler yani bizim light tanklarımız sağ taraflardan da ilerleyerek muhtemelen haritalarda orada ilerleme yapacaklar mı onu görecekler. Pershing'i ise Joker olarak kullanıyorlar burada. Nereden gelebileceklerini diye gene tanımlamak için. Ama asıl olay şu an gördüğün gibi sol tarafta yani FG hattında 2-3'te 4 tane ağır tank görüyoruz bizim. T-32, KV-5, 110 ve IS-3 hepsinin aslında farklı özellikleri var bu tankların ama onları sonra detaylarını vakit geçince geliriz. Bu arada maçımız 10 dakika sürecek maksimum 10 dakikaya ayarladık. Ve evet sağdan bir 13.90 geldi. T1'imize basıyor. Muhtemelen onu alacak orada. Ben şöyle söyleyebilirim. Virtus Pro C6'dan itibaren öne doğru ilerliyorlar. Yoğunlukta hepsi ortadalar yani. Evet, Pershing'imiz çok ağır darbe aldı. 240 cana düştü. Muhtemelen ISU 152'den bir darbe aldı ve objeyi şu an için bitirdi. Evet, burada bir tankımızı kaybettik. Evet, en azından tankı kaybettik diyelim de bir anda yine yüreğim şey olmasın ama evet. Bakın şu an sağ tarafı görüyorsanız yani. Aynen oradayız. Hattımız tam olarak belirlenmemişti ve yanlış tarafta aslında biz siperlenmişiz. Daha doğrusu bizi biraz gafil aynen avlamış oldular. Aynen öyle. Gafil avlandınız şu an. Avlandı Türk takımı şu an o tarafta. Evet. KV-5 darbe alıyor. 110'un canı yine 481'e kadar düştü. İSU basıyor ön taraftan. İSU arka taraftan. Atağa geçti. Evet. İSU muhtemelen gidip 110'u bitirmeye çalışacak. İlk yapacağı iş oradan T-32'ye görünebilir. Göründükten sonra. Bu arada 416'ya çok güzel bir darbe veriyoruz. 100 canı kalıyor o taraftan. Şu an kepe giren bir AMX 50-120 olması lazım. Pardon, AMX 50-100 olması lazım. İSU'nun orada beklediğini görüyoruz. Şu an 2'ye 1 durum. Ve evet 416'yı aldık. 1T1 kaybettik 13.90'a. Bakalım eğer İSU'larını veya birkaç tanklarını daha alabilirsek iş ortaya dönebilir. Çok diğer, güzel bir şekilde İSU 53 cana indi bu arada. Diğer taraftan Cap gidiyor bu arada. Cap'in bir kişi olduğu için şu an çok kritik değil. 2'ye 3 yaptık durumu. KV-5 AMX 1390'dan önden çok kötü yiyor. Birazcık şarjörlü bir tank olduğu için muhtemelen öldürecekler. Ve evet KV-5 ne yazık ki düşüyor. Çok ortalıkta yakalandı çünkü AMX 1390'a. Durum 2'ye 4. T-32 ve 110'un arkadan bastığını görüyoruz. AMX'i alabilirler. Ama tanklarımızın canı çok azaldı. Evet oradan şarjörü doluysa an 2'ye 5. birden bile alabilir orada. Yok düştü. Yok. IS-3'den de şu an 3'e 6 oldum zaten yani tek tankımız kalmış oldu. IS-3'de birazdan evet. Ne yazık ki kaybedeceğiz. Ama belki KV-4'ü alır. Ama yandan evet, da direkt arkadan. Bir... KV-4 de en sinir bozucu zırhlara sahip olan bir tank. Evet bu oyunu da yaklaşık 4 dakikada bitirmiş olduk ama en azından yani şu Mayans kadar dengesiz değildi. Burada bir gafil avlanma durumu söz konusuydu. Evet. Bakalım. Evet. Burada çok fazla direkt İki takım da aynı yerde toplandı direkt. Hani öyle çok büyük bir geniş alanlara dağılma olmadı gibi geldi bana. Hı hı. Ya genel olarak şey oldu. Burada biz sol taraftan şehirdeki klasik mekana gitmişken onlar demir yolundan basmayı tercih ettiler. Ve bu sırada Pershing'i hiçbir desteğe veremeden, yani Pershing'i bizim takımı veremeden onu kaybetmiş olduk. Ve oradan gelen arada kalmayla yani bir aslında... Kancı harekatı diyebilirim. Bu şekilde bizi bir hilal harekatıyla yani araya almış oldular. Farklı noktalardan çok fazla hasar aldı tanklar. Ve bu şekilde de kaybettik ama kafa kafaya mücadele verebildiğimizi de gördünüz. Birkaç tanklarını hemen alabildik. Bu sefer Türkiye takımı daha organizeydi. Evet, geçen hafta ilk maç çok fena dağılmıştık Navi'ye karşı. Hani böyle daha günün ilk oyununu mu atıyorlardı? O bir de moral bozucu oldu. Evet, moral bozucu oldu aynı zamanda. Bir motivasyonu düşürdüğünü düşünüyorum. Bakalım şimdi yeniden harita seçiliyor mu yoksa maç öncesi seçilmiş ama miydi? Şu an chat gitmiş durumda bir şekilde. Ben o yüzden tekrardan kontrol etmek zorundayım. Evet, 10 dakikada Cliff haritasında bu evet, uçurum. Evet, uçurum haritasında olacak şimdi ikinci maç. Bu haritayı seçen takım Virtus Pro. Evet. Ve Türkiye takımı kuzey taraftan başlayacak. Virtus Pro da güneyden başlayacak. Aynen öyle. Şimdi gene tanklarını haritaya göre seçmelerini bekliyoruz takımların.
Çünkü biliyorsunuz her haritanın farklı özellikleri var. Şehir haritalarında çok fazla hıza ihtiyacınız yokken bu haritalarda, klif gibi haritalarda açık alanda farklı tanklara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bir şey soracağım. Bizim Evet. o senle girdiğimiz maçlarda kesin her maç bir iki tane artileri oluyor ama ben hem Navi maçında hem de bu maçta Hiç neredeyse artı görmedim. hiç artı görmedim. Niye? Hani artı Bu bir noob tankı mı yoksa hayır. artı hani pro Kesinlikle değil. seviyede counter'ım çok mu kolay? Şöyle söyleyeyim, artı sürekli dengelenmeye çalışılan bir tank sınıfı World of Tanks'ta. Ve en son dengelenmede gene birazcık fazla nerf yediği için şu an seçilmiyor. Daha önceden seçilme durumları vardı ama en son nerflerinden biridir. Hiç seçilmiyor. Genellikle de az alınıyor zaten şehir haritalarında hiç alınmıyor. Bu nedendendir ki seçilmiyorlar. Seçildiği zaman ise sadece bir adet, o da ekstra destekleyici olması açısından psikolojik baskı bile yaratabiliyor çünkü o şekilde kendini açığa çıkartmama hissiyatı uyandırıyor. O durumda. Yani şu an artı alınabilecek kadar uygun görünmüyor hiçbir takım tarafından. Çünkü onun yerine normal bir ağır tank almak veya yüksek seviye bir tank almak uzun vadede daha fazla işine yarıyor takımların. Ve son iki tankını bekliyoruz bu arada. Bizimkilerin gene birkaç küçük değişiklik oluyor tabii. Bizim takım yok. Virtus Pro full T71 gözüküyor şu an. İşte bakın dediğim gibi Cliff'te T71'lerle muhtemelen çok hızlı bir harekat yapmaya veya hızlı yer değiştirmeye çalışacaklar. T71 seviye 7 Amerikan şarjörlü tank sınıfına giden bir hat ve çok hızlı, mini minnacık bir tank bu ama hasarı boyutundan çok fazla. Alp, bilmiyorum chat'i görüyor musun? Virtus Evet. Pro güneyde başlayacakmış. Güney base'inde Evet, başlayacakmış. Onu evet. değiştirdik mi şimdi? Evet, şimdi kontrol ediyorum. Virtus Pro hazır. Türkiye takımından da şu an galiba bir tek Tankları Volkan'ın bekliyoruz. hazır. Volkan, birkaç kişi daha varmış, pardon. Bu arada tabii Türkiye takımında oynayan oyuncuların ne yazık ki nickleri otomatik verildiği için ben tanıtmak istiyorum açıkçası. Geçen hafta da oynadılar. TR takımı 1 Kasaptore Baba klanından. TR2 Detanox Jakal klanından. TR3 Soulbringer Baba'dan. TR4 Sister Hunter Jakal'dan. TR5 Psikopat Warrior Baba'dan. TR6 Jennifer Lee Jakal'dan. Ve TR7 Just Be Efe klanından. Bizim forum moderatörümüz aynı zamanda. Takımımız gene geçen haftayla neredeyse aynı yani. Hatta aynı olması lazım birebir. Psikopat Warrior geldi. Geçen hafta Lose Yourself vardı. Bu Doğru. hafta Psikopat Warrior geldi Baba'dan. Şu an Türk takımı muhtemelen bir taktik değişikliği düşünüyor veya karşıdaki takıma göre. Çünkü ciddiye almıyor diye ben kabul edemeyeceğim. Çünkü bazen o şekilde yorumlar geliyor ama bu şekilde tank dizilimi yapan takım karşınızda Virtus Pro gibi takımsa ona karşı bir sizin taktik uygulayacak tanklar seçmeniz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi az önce ağır tanklar mevcutken bütün takım neredeyse bizde de şu an medium tanklara, orta seviye tanklara ve hafif tanklara dönmüş durumda. Bu yüzden zırhsız ama çok fazla hasar olan bir maç izleyeceğiz. Cap kap maçı olur mu peki bu kadar hızlı tank varken ortada? İlk başta olmayacaktır. Cap kapmaca oyun belli noktalarda tıkandığı zaman bazı takımların oyun dikkatini dağıtmak veya takımları farklı yöndeki cephelere çekmek için kullanılmakta. Ben şu an bir cap kapma beklemiyorum. Evet, maçı başlatıyorum. Başlat. Cliff'teyiz. Güzel bir şekilde bakalım. Bu sefer neler yapacak bizim takım ve karşı takım. 3 tane Pershing T71. Şimdi şöyle bir şey var. Pershing'in zırhı pek fazla yok. Orta sınıf tank olduğu için zaten çok fazla zırhı olan tank sınıfı değil bunlar. Bunlar T71'ler de delmekte pek sorun yaşamayacaklardır. Ben karşı taraftan o gafil avlamaya yönelik gene yani bir tanka 3-4 tane tankın aynı anda saldırılmasına yönelik bir taktik bekliyorum şu an ama bakalım bunu nasıl yapmaya çalışacaklar. Biraz T-71'lerle Pershing'lerin savaşı gibi oldu bu sanki, değil mi Alp? Evet kesinlikle. Ama T69 ve 1390'ı da yabana atmamak lazım. Onlar da şarjörlü tanklar olarak bizde yer buluyor.
Ve Pershingler'e güzel destek verebilir ve Pershingler bir iki tane sektirmeyi başarırlarsa oyunda çok güzel bir şekilde Bu burada iş çıkaracağız. arada şu an Turusan'ın tarafından, Türkiye takımı tarafından izliyorsunuz. Ben Virtus Pro tarafından söyleyeyim. İkiye ayrılmış durumdalar. H6 tarafından o yoldan, patikadan ilerleyen bir 4 tank var. Aynı zamanda G1 ve G3 tarafından da 2 tank var ki Türkiye takımı da o taraftan geliyormuş Bu zaten. arada Chaffee'yi güzelce yavladılar. 97 canı kaldı. T1 de sağ tarafa geçmişti. O da geri kaçtı. Şu an bakın ortadan yardıran VZ 132 görüyoruz. T1 direkt karşısında ve sadece AMX 1390 tutuyor o kısmı. Bizim takım tamamen sağ hattan yukarıya çıkma taktiğini oynamış durumda. İki T1'i de kaybettik tabii. Çok ortada E tabii. yakalandılar. AMX 1390 kaçabilecek mi? Bu önemli. Chaffee çok güzel bir şekilde canının işte bakın 97 canlı olmanızla yani iş yapabilmeniz arasındaki kritiklik. Kayarken bile vurabilmeyi başardı ve ne yazık ki 2 saniye farkla AMX 1390'ın ölmesine de sebebiyet verdi. Durum 1'e 3 aslında önemli tanklarla kafa kafaya baktığımızda Chaffee'ye karşılık bir AMX 1390 verdik. Pershing buradan VZ 132 vurmaya çalışıyor. Şu anki muhtemel taktik bu T-71'lere açmaya çalışacaklar. T-71'lerden bir tanesi Kep'e gitti bu arada. Evet, kepleniyoruz şu an. Çünkü T1 hattı tamamen düştüğü için şu an kepe girebiliyorlar ve bir şekilde bizim tanklardan birinin kepi açması lazım ama hızlı tankımız kalmadı diyebilirim. Yani bu maça göre hızlı tankımız yok artık. Ve bütün Türkiye takımı spotlanmış durumda zaten. Evet, T1'leri görüyorsunuz. Bakın güzel bir hedef almışlar. Demek istediğim buydu. Bakın Pershing çıkarttığı anda kafasını 170, 150, 170 ile çatır çatır yemeye başladı mermileri. Durum 1'e 3 olmuş durumda ama canlarımız çok azaldı. T71'ler avantajlarını çok iyi kullanıyorlar. İki Pershing'imizin toplam canı 800, birinin 200 canı, birinin 600 canı kalmış durumda. VZ 132'si neredeyse ölmek üzere. 80 canı kaldı ama Şey, kaçtı. Kepten çıktı bu Evet, kepi arada. bıraktı. T-71. Evet, Evet. çünkü saldırıya geçiyorlar. Muhtemelen Pershing'i aşağıdakini ilk başta avlayıp bir şekilde Pershing'in peşinde. TR5'in evet. üstündeler şu an. Yani Evet. onu İkili hedeflemiş sıkıştırdılar durumdalar. bu arada. 300 canı kaldı bizim ilk Pershing'imizin. Bu 195'e arada diğer düştü. TR4 olan Pershing'le T-71 karşılaşıyor. Evet, Şu an aşağıdaki Pershing'de aynı şekilde ne yazık ki. onları izliyoruz zaten. Pershing'de T-71 aynı candalar neredeyse derken yine Fakat düşen kaybetti. süre. Şarjörlü tankların kritikliği. Vursanız da ölmedikleri için size 3 mermi daha atabiliyorlar. Siz 1 mermi daha atana kadar. Bu yüzden de bu şekilde oyunlar olabiliyor. Ne yazık ki 3 tane T-71'leri ve bir VZ'leri hayatta kaldı ve bu şekilde bizim Bir takımımızı şey soracağım. fırça Kepe oldu. dönme şansı yoktu Türklerin. Niye kepi bıraklar? Ben anlamadım orada. Bizim kepimi bıraktılar yani Evet. keplenirken. Şimdi oraya gitmeye çalıştıkları anda zaten spot yiyecekler ve o şekilde canları azalmaya başlayacak. Yapabilecekleri en büyük umut tek tek onları avlamaya çalışıp sektirmeye çalışmakta ama işte sağ tarafı çok hızlı kaybedince orada gene bizi bir araya almış oldular ve geniş bir açıda bütün takımı görebilir pozisyona geldiler ve daha sonra da hem önden hem arkadan sararak son işi bitirdiler ne yazık ki. Şimdi hangi şeyde savaşacağız? Hangi haritada savaşacağız Alp? Şimdi hangi haritada tekrar bir şeyini alalım onun çünkü bu traininglerde gidiyor. Ben de onun ne yazık ki ilk başta notunu almadım. Hemen soralım. Evet, modifier'ın Mines haritasında yani Evet, maden. geçenki yayınımızın ilk haritasındayız. İlk Bakalım. felaket haritası. Bakalım bu Evet, sefer evet. nasıl olacak göreceğiz. Mines haritasında Türkiye takımı acaba hangi base'i seçti? Şu an ben Güney Bezi'ndeyiz diye anlıyorum. Yok, kuzey. Evet, kuzeyde. Okey. Evet. Tamam, zaten şu an doğru şekilde duruyor. Tamamdır. Şu an tekrardan tank tercihlerinin yapılmaya başladığı sürece gelmiş bulunmaktayız. Geçen haftaki kadrodan değişiklik bir tane mi var? Baba klanından bir kişi değişik Bir şu kişi an değişti sadece. mi? Evet. Bakalım Evet.
Nami demişim. Navi'ye karşı 2-1'lik bir mağlubiyet almışlardı. Bir harita almayı başarmışlardı. Bakalım Virtus Pro'da ne yapacaklar? Merak ediyorum. Şu an 2-0 oldu. Maçlar hızlı bitiyor ama Navi'deki gibi dengesiz bitmiyor. Hani biraz daha başa baş gibi başlıyor. Hani karşılıklı iki taraf da vuruyor ama bir şekilde oyunun sonuna gelindiğinde kaybeden biz oluyoruz. Şimdi şöyle bir durum var aslında Turusan. İki farklı klandan insanların bir araya geldiği bir takım oluşturduk. Haliyle birlikte oynamaya alışık olmayan iki takımdan, üç kişiden bahsediyoruz. Aynen Geçen öyle. hafta bunun bedeli ödendi diyebiliriz. Fakat bu hafta sırayla yapıyorlar. Komutanlar değişiyor. Bir Cakal'dan biri oluyor anladığım kadarıyla. Bir Baba'dan oluyor değil mi Alp? Evet, normalde o şekilde şu an tabii onları dinlemiyorum ama en son konuştuklarında paslaşıyorlardı ve bu şekilde daha güzel bir organizasyon yapıyorlardı. Onu kabul etmek gerekiyor. Virtus Pro yani yiyip içip aynı evde neredeyse komşuya gider gibi arkadaşlarıyla oyun oynayan, hani zamandaki Game Boy'undan başlayıp Super Mario'sundan başlayıp WoT'una kadar devam ettirmiş adamlar gibi düşünmek lazım. Üzerine bir de para alıyorlar. Yani tamamen profesyonel Tabii yapıyorlar bu hani işi. bizimkiler ne kadar hani Türkiye'nin en iyi klanı da olsa karşı tarafta dünya cünlü profesyonel bir takım var. Hani maaşlı Evet. bir arada yaşayan bir yere kadar bizimkilerin de. Şöyle söyleyeyim. Kalite konusu burada hani farklı değerlendirilebilir. Buradaki farklılık aslında oyuncuların birebir hani kabiliyetinden kaynaklanmıyor. Bu tamamen antrenmanla alakalı. Yani aynı haritayı sizin 100 defa oynayıp da karşılaştığınız olaylardan çıkarttığınız sonuçların 10 defa oynayarak çıkardığınız sonuçlardan çok büyük farkı var tabii ki. Bütün olasılıkları neredeyse daha fazla görmüş oluyorsunuz. Ben biraz hatta bunu denizciliğe benzetiyorum. Her seferinde denize yelken açtığınız mı siz şeydir, farklıdır. Hani deniz sizi her türlü alt eder, doğa gibi düşün. Oyun da öyle. Hani bütün kritiklikler olabilir. Çok kötü bir oyuncu olabilir, çok kötü oyuncu olduğu için çok farklı bir şey yapabilir size karşı, sizi gafil avlayabilir filan falan. Ama olay şu, ne kadar fazla siz tekrar ederseniz, ne kadar fazla oyunda aynı haritayı oynarsanız, deneme yaparsanız o kadar fazla bu olasılıkları görürsünüz. Bu adamlar da sabah 9 akşam 5 bu şekilde punch kartı basıp çıktıkları için işlerinden yani Aslında bir şey çok değil daha mi? Bir fazla örnek dakika. görüyorlar. Sanırım o kadar fazla çalışmıyorlar. Ben bir tane röportajlarını okumuştum. Bu Wargaming Türkiye sitesindeki. Haftada 20 saat gibi düşük bir sayı vardı. Doğru hatırlıyor. Bir bakmak istiyorum. Haftada ne kadar antrenman yapıyor veya oynuyorsunuz diye bir soru sormuşsunuz. Haftada yaklaşık 20 saat antrenman yapıyoruz diye bir cevap vermişler. 20 saat bana çok az geldi. Hani ben de başka e-spor oyunlarını oynamış biri olarak 20 saat hani Türkiye'deki amatörler demeyeyim ama Türkiye'deki o pro seviyenin altındaki oyuncular bile haftalık bir 20 saat oyun oynuyorlardır kesinlikle. Hani bu kadar profesyonel ve turnuvalarda kafayı oynayan bir takımı 20 saat demesi bana az geldi açıkçası yani. Çünkü ne demek bu? Haftanın 5 günü oynasan hani pazartesiden cumaya kadar günlük 4 saat gibi az bir süre ediyor. Tabii şimdi berberi var, öğle yemeği, esnaf lokantası falan derken vakit kalmıyor. Yani o muhtemelen çok uzun süredir yaptıkları için bu işi ve bir belli bir rutinde koruma antrenmanı. Bu hani gene spor gibi. Ya da dediğin gibi hani artık o kadar büyük bir seviyeye geldi ki bu takım hani çok fazla ileri gidecek bir yer yok. Artık şey hani Durumlarını korumaya yöneliyorlar. elleri soğutmayalım, Evet, sıcak aynen öyle. kalalım dediğin gibi olabilir. Bu arada takımlar hazır. Artık savaşa girebiliriz olarak algılıyorum Evet, ben. ben başlatıyorum savaşı. Virtus Pro'nun bir özelliği de kesinlikle mod kullanmadan oynuyorlar. Ha, Tüm onu bilmiyordum ben. savaşlarda. Evet, hazır olabilmek için mod kullanılmayan oyun Turnuvalarda. turnuvalara ha evet. Aynen onu hazır olabilmek için kesinlikle kullanmadan oynuyorlar. Vanillacılar yani bunlar. Okey, güzel. Bu arada ben bir şey görüyorum. M6 almışız bizim takımda iki kişi de. Bu geçen haftaki yayını bana anımsatıyor. Yani Navi'nin yapmış olduğu taktiği bu sefer biz uyguluyoruz. Aynı üstten uyguluyoruz. Şey direkt böyle baba taktik bu iyiymiş hemen kopyalayalım Navi'den aldık deyip. Yani Battal Gazi ve Battal Gazi'nin oğlu olarak şu an devam ediyor oyun. Evet, AMX-1390 Tepe'yi almaya gidecek bizden. Obji 416 onu takip ediyor. M6'larda sağlı sollu tam ortaya giden yolu yani E5-6 hattındaki kayayı kucaklayacaklar, yapacaklar diye umut ediyorum.
Bakalım. Virtus Pro ise G5, F5 çizgisinden ilerliyor derken karşılaştık zaten. Evet, Amex'lerimiz birbirine girdi şu an. Amex 13.90'lar tabii şu an daha doldurmayı bitirmediler. Obje 416 burada VZ132'nin yaptığı işi yapıyor. Şu an tarlarda eşitiz. Amex 13.90'larını avlamaya başladık. Ve bakalım alabilecek miyiz? 416 canı kaldı. 126 yandı bizim obje 416 ve ne Oh. yazık ki ucu ucuna kaybettik. 31 canı kaldı. Alt taraftan M6'ları görüyorsunuz. Yapıştılar ön tarafa. KV5 çıkmaya çalışıyor. Kendi T1'lerini ittirerek biraz neden öyle bir şey yaptılar anlayamadım. Ama ön zırhtan kötü bir şekilde yedim M6'mız. Amex 1390'ımız doldurmada olabilir. Şu an VZ Diğer tarafta vasıyona. bir T1 savaşı izlettim ben. Bizim T1 kazandı orada. T1'e T1. T1'ler şu an çok kritik değil. Canlarımız daha önemli. Ortayı izletecek Evet, orayı olursan, izletiyorum şu an. Turusan. Bu arada Amex 13.90'larını aldık. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet. VZ132'lerin de çok az, 153 canı var. Onu da alabiliriz. Bakalım. F7'de şu an Ne yazık ki derken alamıyoruz. Son anda alamadık. vuruluyor. Evet, T-34 ortadan basıyor. M6'yı çeviriyorlar ve ne yazık ki onu da kucaklattırdılar. Pershing tek başına kaldı. VZ yardırmaya devam ediyor. Dörde Nasıl bir oldu bu? Kendi burada. adamlarını vurdular bu arada yanlışlıkla sanırım. Gerçekten evet. Şu an T-34'ü. evet, bizde şu Evet. an iki tane T1 kaldı. İki tane traktör diyebileceğimiz. Evet, T-1'ler Evet, burada. T28 eksi 2'de görünüyor. Kendi adamlarını almış görünüyor. Evet, ben o olayı tam anlayamadım. Dedi kastım Ben de yapıldı veya... geri dönüp izlemek lazım. Kaçırdım ben de, anlayamadım. Şu an ne yazık ki yine oyunu kaybettik diyebiliriz. Çünkü T1 tanklarımıza karşı 3 tane seviye 7-8 tank kalmış durumda. Birisi yok oldu zaten. Bir tane kaldı. O da kepe gitti ama yani. Bakıyorum kepte yakın birileri var mı? Karşı taraftan gözükmüyor tabii şu an benim için. VZ132 kepe ilerliyor şu an. Yani bir umut bekliyor şu an kepte bizimki. Ama şöyle söyleyeyim, iki kişi bile girseler kepe zaten alacaklar. Şu an sadece emniyet için kepe girdiler. Birazdan bizim base'i almaya çalışan T1'e bir tank bastığını göreceğiz. Birbirlerini ateş ediyorlar tekrardan. Anlayamıyorum neden. T28 ile VZ132. Artık Virtus Pro'da. bu son oyun olduğu için bunu alırlarsa bir de şey olmuş oluyor değil mi? Best of 3 Yok, alt devam taraf. edeceğiz. Ama devam edeceğiz yine de. Yani 5 savaş oynayacağız da, fakat birbir ve tekrardan T28'i neyse. Bence evet biraz kendi aralarında G'ye vurdular diyebilirim şu an. Ben ilk başta hata sandım çünkü. Orada Pershing'e nişan almaya çalışırken T1'i vurduğunu sandım ama. Evet, şu an T1'imize bir VZ geldi. Evet. Güldük, eğlendik. Tank geldi ve tek attı bizimkine. Aynen öyle Hiçbir oldu, şansı evet. yok tabii ki o seviye tanka. 3-0. Virtus Evet. Pro Türkiye karmasına karşı. Hiçbir epic fail değil tabii. Karşılıklı tanklar avlandı ama genel olarak bir adım hep Kesinlikle. geride kaldık. Yani tepeyi alırken de, öteki maçlarda da çevirirken de tutmadı diyebilirim taktikler ilk başta. Bakalım şimdi neler geliyor. Yine bir tank seçimindeyiz. Harita belli. Aynı haritada oynamayacağız herhalde, değil mi? Yok, aynı haritada değil. Tamam. Değişiyor olmamız lazım. Himmelsdorf'u seçmiş miydik, elemiş miydik tam emin değilim şu an. Master seçilmişti diye hatırlıyorum ama Bu ilk training'in harita olarak chat'i... algılamıştım. Ben onu belki o elenmiş olduğu için öyle Evet, algılamışımdır. evet. Şu an tank seçimlerini bekliyorum. Belki de bu savaşı Turus'u Virtus Pro'ya alarak göstersek nasıl olur? Bence güzel bir değişiklik olur. En azından karşı Evet, takımın birebir... karşı takımın nasıl ilerlediğini baştan sona göstermek güzel olabilir. Turus, seni hemen satıyorum karşı Tamam. takıma.
Ben Aldım. çaktırmadan tank alıp girsem, maç Al. kazansam. Aa tabii canım, hemen arkadan bir IS-7 seçsen takıl orada. Tanklarım bol bol var vallahi, seçebilirim, neden olmasın. Ben tekrar Ben şimdi bizimkilere bakıyorum. randevu. Onay alıyorum. Ruinberg North. Evet, Ruinberg haritasındayız. Hatırladım şimdi. Kırmızı bir... Evet. Greenberg. Virtus Pro direkt zaten artık tankları seçiyor yani. Counterlayın. Evet, tamam, daha fazla counterlamıyoruz tadında. Beni oraya attın değil mi sen şu an? Evet. Evet, sen yine benim tarafımdan izleyeceksin bu sefer, Tamam, yine bu diyorum. sefer de Virtus Pro'nun pek mesela diğer oyunlarda genelde Rus ekipleri oluyorlardı. Acaba World of Tanks kadroları nasıl, merak ettim. Yine Ruslardan mı oluşuyor? Ruslar, Yine evet. mi Ruslar? Yani isimlerinden anlayacağımız üzere Ivan, Alexander, Dimitri, Viktor, Sergey, hepsi Ruslar yani. Bu arada evet, bizimkilerin de bir yazısını şu an okudum. Türkiye'nin hani server konumuna olan uzaklığıyla alakalı durumlar var tabii burada. Şimdi Virtus'un hani bu şekildeki turnuvalarda çok kritik olaylar. Yani biliyorsunuz FPS'lerde veya bu tarz oyunlarda sizin mouse'a tıklamanızla tankınızın ateş yapması arasındaki geçen o 20-30 saniselik, milisaniyelik farklar çok büyük sonuçlar yaratabiliyor. Bundan dolayı da yani zaten hiçbir zaman bu maçlar 6'ya 4, hani %60 %40 bitmez. Bir yerde koptu mu %30'a %70, hani veya %80'e hatta. Bu yüzden de biz böyle 8'e 4 veya 6'ya 4 gibi kayıplar görüyoruz. O küçük farklar işte büyük nedenlere sonuçlar yaratıyor. Pinglerde bizimkilerin ortalamasında 150 MS'ken Virtus'ta 50-60 MS arasında olabiliyor veya daha da düşük olabilir. Bunların da tabii yarattığı sorunlar mevcut. Şimdi şöyle ki, sunucu olarak baktığımız zaman Türkiye için, yani Türkiye Avrupa için iki tane sunucumuz var ve Türkiye bu iki sunucu üzerinden oynayabiliyor. Fakat Rusya'ya baktığımız zaman 8 tane farklı sunucu var ve hatta geçen aylarda bir CPU rekoru kırıldı. Rusya'nın bütün toplam nüfusunun %1'i aynı anda oyundaydı. 100 kişiden biri bu oyunu oynuyordu yani. Az çok büyük bir sayı yani hani. Çok %1 de binde bir de olabilir. Tam emin değilim ama çok yüksek bir rakamdı. Ondan eminim. Yani gerçekten Rusya'da bu oyun çok fazla oynanan, talep edilen, 8 tane farklı sunucu üzerinden oynanan bir oyun olduğu için bu anlamda avantajları var diyebiliriz. Evet, şu an Virtus Pro tank seçimini bitirdi. Türklerden bir iki kişiyi bekliyoruz. Onlar da seçtiğinde bir Evet, aynen sonraki oraya maça geçeceğiz. geçeceğiz. Muhtemelen gene karşılarındaki tanklara karşı seçecekler. Yani modülleri ne kadar değişebiliyor tanklar bazen bu durumlarda. Mesela T1'lerinize taktığınız binoküler takabiliyorsunuz daha uzun menzili göstersin diye. Sonuçta seviye 1 bir tank, normalde görüş menzili düşük. Veya S3'e hızlı doldurma takıyorsunuz veya şeyler yapıyorsunuz. Bunlar tabii çok daha genel ve orta seviye belki oyundaki bilgiler ama bilmeyenler de izliyor olabilir. Beklememizin nedeni tankların modifiye edilebilmesi olarak söyleyebilirim. Veya tank seçimi olduğu kadar seçtiğiniz tankın içerisindeki modüllerin veya teçhizatların neler olduğu da çok önemli. Evet, bizimkiler rakı şarap geyiğine vurdular bu arada karşı takımla. Onu okuyorum şu an. Nerede Güzel. vurmuşlar Training'de bakayım? Nereden bu? Ben de görmüş. yazıyorlar da.
Biri şarap yazdı. Onlardan bizimkilerden biri de rakı yazdı. Yazan da Rakı just bir attı. gelmiş. Şarap bir rakı yazmışlar. Hayır diyorlar. Rakı ve balık tabii. Evet, biz şu an kasapta orayı bekliyoruz son tank için. VZ-132'yi aldılar. Birazdan ready'mi bekliyorum. Rediler geldi şu an sanki. Yok, o sen sormuşsun. Ben soruyorum ona. Evet. Tank Rush Finland olarak içimde yaşayan Finlandiyalı Finlandiyalı şeyimizle hesabımla. Nazdrovye. Evet. Nostrovia. Başlatıyoruz arkadaşlar. Hadi Dördüncü bakalım. haritamız. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Ruinberg'de çok güzel bir oyun gene bizi bekliyor. Karşıdakinde Panzer 3A görüyorum bu arada bir tane. Enteresan. Tabii bundan sonra şu an resmi olarak kazandı Virtus Pro ama gene oyunlarda bakalım kafa kafaya bir mücadele izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Koskoca Virtus Pro, anlayamazsın bak Alp. Anlayamazsınız. Aynen öyle. Bizo Tiger bir tankının çamurda yarattığı dalga hissini yaratamazsınız. Biz de girseydik ya senle. Biz de bir görseydik şu Biz gireydik pro ya. maç. Tabii canım, yandan bizi kamyonla koysalardı orta alana. Türklerin Bir yanına girseydik şemsiye, iki işte, belki tabure. hani bir tane vursak yeterdi. Tabii canım, benim leoparı koysan oraya. Akıtırdım ben. Akar giderdik. Evet. Şimdi gene free view'a alalım. Orta kısma doğru ilerliyoruz soldan. Bu sefer şehrin içine girmediğini görüyorum bizim takımın. Virtus Ve Pro'da tam tersi durum var. Direkt gücü girdik bölmüyoruz şu an. şu an. Evet, bu arada senin alman lazım Dilara. Asıl yayın sizde, ben size destek vereceğim. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Şu an Virtus Pro haritanın sağ kısmından ilerliyor. F8 kısımlarında zaten oradan da iki tane tankı spot etmiş durumda. İlk başta T1'ini kaybedecek Türkiye takımı. Evet. Burada 3'er tane, 4'er tane tankla kafa kafaya gelmiş durumdalar. Sol açıkta diyorum. Bu arada sağda T1'ler birbirleriyle burada eğleniyorlar. Ha, orada T1'lerini avladık neredeyse. Neyse bakalım. Şu Centurion an var. Türk takım böyle bir ip gibi dizilmişler sanki, böyle hepsi yan yana duruyor. Evet. Evet, Virtus Pro bayağı bir dağıldı. Haritanın her köşesine dağılmış durumdalar şu an, çok enteresan bir şekilde. Ama gene bizim mesela sağdan çok kötü 110'u 7 T71. KV4 ileride. Centurion burada spot veriyor. Ve bu şekilde IS-6 5 canı kaldı bu arada. Tam benim kameranın altındaymış o. İki Göremedim. tane IS-6'yı kaybediyoruz. VS-132 çatışıyorlar bu arada. C6'da baş başa geldiler. Fakat sanırım Virtus Pro alacak derken aldı. Virtus'un burada avantajı daha yüksek. Çünkü bizimkiler orta alanda 2-3 tane çalılığa, birkaç tane de Çamlıca'dan çalınmış çam ağacına sahipken, diğerlerinin gayet orada Dudullu İmran Evlerin artık. içindeki mahalleleri var arkadaşlar. Mahallelerin Evet, savaş arasından da. alanına geldik biz. Ya yani ne yazık ki bakın, yani çok çabuk öldük. Çünkü hiçbir korunaklı alanları yok bizimkilerin ortada. Şu an bizim Pershing kaldı takım, bir tek. yani bizim takım derken Tek Türk Pershing takımı kaldı. eridi. Evet, şu an erimiştik. Erimiş olduk. Yani Pershing soldan yan haritaya kayabilir. Diğer maçta Evet, kullanabiliriz. O derece. ben kaçıyorum. Fazla bozmayın tankımı. Ya direkt beyaz bayrak çekmece yok mu bunda ya? Beyaz Vurmayın bayrak abi, tankı çekmeceli vurmayın. vurmayın diye Bozmayın yazabiliyorsun da genelde pek bir etkisi olmuyor. tankı. Şu an sınıra girdi, geldi zaten Burada buradan. Taha evet tankıyla kaçmaya çalışıyor. Vurmayın kaskosunu yaptırmadıydım. Trafik sigortası karşılamıyor diye. Ama ya en azından şu oldu. Kafa kafa işte mücadelede burada bence şey görmüş oldun, hani konumlamanın gene önemini. Aslında birebir aynı Kesinlikle. gözüküyordu bizimkiler ama korunak avantajı tamamen karşı takımdaydı. Yani sizin izlediğiniz takımdaydı. Virtus Pro'daydı. Evet, son haritayı da bence Ankara Kızılay Meydanı olarak açsam bir şey Bak fark etmiyor. ben sana hala öneriyorum. Bak, Türklerin yanına yancı girelim. İki kurşun sıkalım biz de. Bir işe yarar. Artileri alalım iki tane, rahatsız edelim. Ya tutarsa. Evet. Hollanda İspanya maçına benzedi diyeceğim, hani İspanya olalım da bari şey olsun. Bir gol atar mıyız? 4-1 bakalım. Kupon doldurmuştum ben Betson ve Vot'tan. 4-1 diye. Belki tutar. Görelim bakalım. Son haritamız ne olacak bakalım? Evet, son haritayı soruyorum.
Sanırım Himmelsdorf'tu işte bu. Ben onu hatırlıyorum. Çünkü Step ve Prokhorovka iptal olmuştu. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Lara, bir şey soracağım sana. Tabii ki de. World of Tanks'ta Koreliler var mı? Veya Asya'dan herhangi bir ülke? Ne anlamda var mı Yani diyorsun? turnuvalarda. Mesela Navi'yi gördük, Virtus Pro'yu gördük. Hiç Asyalı takımlarda geliyor mu? Çünkü Asyalılar, ben diğer e-spor oyunlarından biliyorum. Bir oyunu oynuyorlarsa oyunda genelde en iyi oluyorlar. Buna hala bir el attılar mı, onu merak ettim. Bizim Asya serverımız var. Oradaki sunucu üzerinden oynayan oyuncularımız da var. Fakat takımları olup olmadığını bilmiyorum. Anladım. E-sporda takımları olup olmadığını bilmiyorum. Zaten hani girdikleri an kesin haberin olur. Çünkü herifler insan gibi oynamıyorlar. Çok ciddiye alıyorlar. Profesyonelce yaptıkları için yaptıkları çoğu işi. Disiplinli insanlar oldukları için muhtemelen evet bayağı başarılı olacaklardır. Aa, Belki inanın. vardır. Emin Evet, sen değilim yani söyle lütfen. bakmam lazım. Pardon. Yok yok, inanılmaz bir troll oyuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Virtus Pro'nun aldığı tank TOG 2 denilen bir İngiliz premium tankı. Bu böyle ard arda koyduğunuz zaman bizim bildiğiniz metrobüs hattında Zincirlikuyu'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar şey oluyor, yani tıkanıyor metrobüs hattı. O kadar uzun, garip, yani içi 3 artı 1 olan tanklar bunlar. Ama oynaması da gerçekten çok eğlenceli çünkü zırhı yok, canı var. Bölüm sonu canavarı keser gibi tank kesiyorsunuz bunlar karşınıza geldiği zaman. Kaç canında biliyor Bence musun? ya 1600 falan olması lazım. Seviye 6 bir tank için 1600 can, yani şöyle söyleyeyim, löveler seviye 8'de anca o canlara erişiyorlar bu şekilde. Bu gayet garip bir tanktır. Çok hızlı Oh. atar. Saçma sapan bir tanktır. Hayırlısı olsun diyorum. Bakalım. Peki bize O şunu kadar. oynat. Bu kadar Heh. TOG 2'yi gördün. Sen olsan Evet. karşısında neyle çıkarsın? Abi ben olsam ben yani valla full artı alırdım filan. Ne demem bitsin diye. Şey ya, bunların karşısına alsın da güzel zırhlı bir şey aldığınız zaman bitiyor. Çünkü topları hızlı atsa da delemiyorlar çok fazla, ama tabii premium verme kullanacaklar. Yani alınan seviye 8 seviyesinde tanklar, yani mesela İngiliz TD'si alıyor olabilirdim ben, ama KV4 seçimleri, karşı takımın şu KV4 seçimleri, yani bizimkilerin şunu demek: siz TOG 2'ye alıyor olabilirsiniz ama biz sizi mahvedeceğiz demek. Çünkü KV4 her tarafına ekstra kaynak, kaynak üstüne kaynak yapılıp zırh eklenmiş bir tank. Bir şey olarak algılanıyor şu an biraz çete baktım da sanki Türkiye takımıyla dalga geçiliyormuş gibi anlanıyor. Hayır sonuçta bu barış Üçüncü maçta bitti için zaten. Evet. üçüncü maçta bitti zaten şu an eğleniyoruz yani. Ben Türkiye okuduğum kadarıyla chatte Türkiye takımı da gayet eğleniyor şu an bu durumda. Yani beraber bir troll savaşına girecekler. Ben bunu bir dalga geçmek olarak görmüyorum açıkçası. Hani neden bizimle dalga geçiliyor gibisinden yorumlar okudum da hiç öyle bir Bilmiyorum. durum yok yani Zaten arkadaşlar. şov maçı eğlenmek için Evet. buradayız. Son Kesinlikle, maçı kesinlikle. başlatıyorum, bir ready alayım. Ready. Bence bunların artık ready'lik bir durumu yok. TOG 2'leri koymuşlar Evet, bir da. sormak istedim sadece. Bakıyorum. Muhtemelen tamamız ama cevap gelsin Sen gelmesin. başlat. Onlar yapıyorsa biz de yapalım. Trollük. O zaman yallah tazik diyoruz. Karşımıza 20 tane, evet, İngiltere'nin yıllık sanayi üretiminin demir çelikte kullanılan tank olarak karşımızda şu an kullanımı. Biz onlara karşı Rusya'dan KV-4'leri sunuyoruz. Tam 7 tane TOG var karşıda. Wow. Evet. Maç sizde. Ben sadece ekstradan burada bizimkiler ne yapıyor ondan bahsedeceğim ara ara. Ben tankları görmek istiyorum ya. Ha gördüm. Evet, bayağı uzun, ince uzun. Bu nasıl bir tank ya? Gerçekten bu nasıl? Bir dakika, bu yani böyle bir tank tarihte vardı, değil mi? Ya işte bunu yapan mühendis kör oldu tankı bunlar. Bu Hangi şekilde gen. ülkedeydi bu? İngiltere mi? İngiliz, İngiliz. Ya Zaten İngiltere'nin İngilizlerin tarihte pek de böyle büyük bir başarılarının olmama sebeplerinden biri bu ya olsa İngilizler aslında ya. zırha çok önem verip toplarında ne yazık ki Bak. biraz arkada kalan tanklara sahip. Dilara şu Ama an görüyor top musun ne şu yaptıklarını? Bir an dakika. görüyorum. Hepsi arka arkaya dizildiler. Şu Uzun an bir tren yapıyorlar. evet, şu an Birek Koritse, Bishop Birek'e, sonra hepsi Bishop'a Yani tren yapacak evet. halde gidiyorlar şu an. Önce Himmelsdorf Enske, sonra TOG 2 Enske. Bu hakikaten bunlar tren yapıp gidiyorlar. Şu an tekrardan çok büyük ihtimalle girdik.
Girdik şu an. Tamamdır. Okey. Ben Helket'imi seçtim ve Tamam. hazırım. Dilara. Ben hazır vermemiş miyim? Verdim. Bende şey var. Hep sahtekarlıklar. Böyle küçük oyunlar. Dilara, senin webcam'in yok bu arada, haberin olsun. Niye? Sevmiyoruz Oh. seni. Kapattık görüntünü. Şimdi? Geldim mi? Geldi. Tamam. Biz yayında mıyız şu an? Yayında mıyız? Evet, yayındayız. Onlar Onlar da bizi görüyor mu? da bizi böyle bir koptuk geldik ya. Vot da bizi görecek mi? Evet. Şimdi Turusan, sağ üstten çıkıyorsun. Gizlene gizlene ilerliyorsun 3-4 hattına kadar. Ben de Bir daha seninle birlikte söylesene, nereden gidiyoruz? sağ taraftaki yükseltiden dümdüz yukarıya doğru basıyorsun abiciğim. Tamam. Orada 3-4 hattına kadar gidiyorsun. Muhtemelen önünden bir tank daha gidecek. Ve oradaki zaten sana gidilmesi gereken maksimum noktayı gösterecek. Oradaki kayalarda sol tarafında kaya tutarsan güvende olacaksın kabaca. Daha sonra devam edeceğiz orada anlatmaya. Northwest haritasındayız. Taba bastığında ne yazıyor? Turus şeyde. Kuzeybatı. Kuzeybatı. O kadar Çok zor bir çeviri enteresan bir olmamış. çevirisi varmış. Yani bunu da yapan ekipte olarak zaten ben bile farkında gene. Northwest. Şu ara Warplanes'le daha çok uğraşıyorum da çeviride. Bunlar zaten tutmuş, bitmiş ola. Bu arada herkes buradan gidiyor. Lemming Train olduk. Aynen öyle oldu. Ah. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben kahve ekeyim zaten. Benim trollemem lazım. Turu sen de en önden giderken o 3-4 hattında kaya gruplarından birinde saklanmaya çalış. Önden başka tankı yolla, tamam mı? Tamam. Yoksa sıkıntı Sen doğuracaklar. burada şöyle biraz yatayım mı? Evet. Çok bak, solunda kaya var mı ya? Sol açıklığı göremiyor ol. Göremiyorum. Okey. Sağlam yere dayadım popoyu şu an. Vurmaman sağ Güzel. beni. Hop. Kimse gelmedi. Geçen yok benim. Gelmeyecekler. Zaten burada bir tank açıldı. Laktiye de öldü. Arka tarafta. Siz yerinizi korumaya devam edin. Or tarafta bekleyen tanklar mevcut şu an. Burası belli. Ben geldim Turusan. Hellcat geldi bak karşı taraftan. Siz Karşı. orada onlarla uğraşmanız lazım. Ben size kadar gelemeyeceğim muhtemelen çünkü. Geldi ve gitti hareket. Baktı, şey yapamayacak. Ay pardon, çarptım sana. Neyse, bir şey olmaz. Bir daha olmasın ama. Kaskosu var ya, merak etme. Basın hesabı olduğundan sıkıntı değil. Hareket nereye kaçtı? Karşıdan gelen, Ha, göremedim. karşıda karşıda. Oo tamam, gördüm şimdi. Şöyle bir... Of, sol alt taraf tamamen düştü bu arada. Ben de şöyle Dilara, senin soluna doğru geleyim. Üç Hop kişisiz kalın vurdum. adamı. Hop vurdum. Çok güzel. Hop önüme geçtin. Sizin oradan basıp bir şekilde orayı düşürmeniz lazım. Ben geri dönüyorum üssü tutmaya. Tamam. Biz şunu bir alalım mı Turus? Kovalayalım hadi ya. Kovalayalım Bu kadar da hadi. Soldan bak tutacaksam tank var ha. artık. Hop sana Hop. bir dakika. Ama bir anda durdun ya. Aradaki Beklemiyordum. takip mesafesi diye bir şey var Dilara, hiç mi görmedin ehliyeti? Hop bak yine vurun. Senden sen çarpma diye kaçarken tanka tutulduk valla. Eyvah Şurada ben size eyvah. bir tane bonus vereyim arkadaşlar. Biz çok kötü durumdayız ama yandan bayağı can kaybettim ben. Bonusunuzu buyurun. Su 85 oyundan düşürüldü. Hop Evet, yani vurulmuş hop. canlarınız ne arkadaşlar öyle? Önünden gitmeyin demedim mi ben size? Ya bir Ne şey diyeceğim. Dilara ittire yapıyorsunuz ittire bakayım? götürdü beni oraya. Benim yüzümden oldu her şey ya. Gerçekten. Benle geri gelmeye başlayayım. Bana Bence doğru de daha burada doğrusu. daha bir şey yok. Dönelim mi Dilara? Ben seninle gitmek istemiyorum artık. Önden Yani. sen gitsene ya. Değil mi? Şöyle gittim o zaman ben. Geri... Şey Alp, sana kim şey yapıyor Herkes, oradan? herkes, herkes. Herkes.
Ben öleceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çünkü Ben gittim. oyun tamamen düşmüş durumda zaten. Orta tarafta buradaki açıklıktan durduğum anda bitirdiler Ben bari beni. Geri mi yukarıda bir gelelim bir şeye? Filegin Tabii oraya. tabii. Siz şey kadar, kepe kadar geri gitmeniz lazım durmadan. Tamam. Dilara çıkamadın değil mi? Orada dağ tepe bir yere takıldın. Evet, Hareket etmeyen. ben Nasıl? geliyorum arkadan. Nasıl belli, nasıl belli? Orada durmuş. Ya belki oradan bir şeyler çıkar, onları avlarım dedim de yok, hepsi şeydeymiş, kepteymiş, haritaya bakmamışım hiç. Ya bak Şimdi. çıktı ama oradan biri işte. Şimdi Biliyorum. soldan o en öndeki panzer 4'e doğru devam ediyoruz. Sola Ha. döndür tankını. Hiç geriye Geliyorum. falan değil. Aynen oraya doğru devam Hayır, şu an edeceksin. sola dönemiyorum nedense. Pingim falan arttı sanırım. Tank şu an saçmalıyor. Heh, tamam. Böyle bir sağ sol sağ sol yaptı kendi kendine. Tamam, daha fazla bakalım neyse. Tek mi kaldım ben burada ya? Tek Evet gidiyorum evet şu an. o köşeyi dönme, orada bekle. Orada bekle. Ben arkandan geliyorum. Öne doğru namlunu İşte uzat. asıl tehlike o. Sabit dur. Arkadan Dilara geliyor. Tamam sabit dur şu an. Gitme Tamam. Durus. Tamam. Dur dur abi dur. Durdum Niye durdum. attın dur. Bak keşke atmasaydın, herif geliyor şu an. Hop. Çok hızlı gidiyor bu ya. Ona değil zaten, M4'ün için alman gerekiyordu ama ona üzerinde dursun namlun. Tek atışta seni alacaktır çünkü. Hemen bir atışını yapmaya çalışıyor ona. Olmadı. Onu göremiyordum ki zaten. Ben, Şöyle. o beni alacak şimdi. Ben Bir öldüremedim şey onu. diyeceğim, bana destek niye gelmiyor hiç arkadan? Dilara neredesin? Çünkü Ben zaten 10 kişi ateş öldü bizim ediyorum takımdan. ve gittim. Ben arkandaydım senin aslında. Hop, tek yedi bu. Hı. Şey Hummel nedir? vurdu çünkü, bizim Artie vurdu onu. Artie AMX, güzel bir atış AMX yaptı. için yorumun var mı? Kafa atayım mı? AMX'e kafa atmaya çalışırsan seni direkt öldürecektir. Oradan birazcık ilerleyerek şey yapabilirsin. Onlara vur kaç yaparken, çünkü arka taraftaki tankları vuruyorlar. Şimdi vur. Kafanı öyle çevirme. Evet, vur bir tane. Hop, Çok güzel. vurdum. Geçmiş olsun. Bir şey diyeceğim, ben adama vurdum. 200 gitti, adam bana vurdu, öldüm. Ama benim canım yoktu zaten, tamam. 110 canım vardı zaten Tamam, canım. evet. Şu an söylerken fark ettim. Sen hiç KV2 ile denk gelme o zaman. Direkt full candan taktiği alabilir seni çok rahatlıkla. Benim kullanmış olduğum tank buradaki. Hep öyle tanklar kullan zaten. OP. OP değil aslında, troll. Çünkü az önce gördüğün gibi ortalıkta yakalandığım anda bitiyorum. Hiçbir şansım yok. Bizim takım gerçekten çok büyük saçmalamış yani. Ben de zaten ortada yakalandığım için bir şey yapamadım. Bir tane daha o yüzden oynayabiliriz diye düşünüyorum bu tankla. Aynı tankla mı T oynayayım? T-34'ümü alsa bu sefer diyecektim ben de, Amerikan tankını vereceğiz Okey. ya. O zaman öyle yapalım. O vereceğimiz tanklarla oynayalım. Tamam. Amerikan ağacında 8. kademeye gelmen lazım Turus. Okey. Ağır tanklar, Amerikan. Ya önce bu ikisini seç, sonra T-34 diye bir tank göreceksin. Tamam. Yok, ben direkt şeyden çekiyorum, teknoloji ağacı. Tamam. Tank dediğin böyle olur işte. Biraz önce oynatıyorsun bana küçücük namlusu. Ondan çıkan mermi kimi vuracağı belli değil. Bak ne güzel tank. Kocaman. Alp'in aldığı tank da bir sonraki anketimizin tankı Löwe aslında. mi? Hı. Evet. Benim işte İkisini bir geçen arada oyunda oynayıp görebileceğiz en şu an azından. İyi hediyeleri oldu. biz cebe indirmiş şekilde oynuyoruz. şöyle söyleyeyim, geçen Alp. hafta evet hediyeleri cebe indirmiş şekilde oynuyoruz. Geçen oyunda o kaybettiğim maçta 175 bin kredi verdi ki oyunu bilenler için bu nasıl bir tank olduğunu aslında anlatmaya yeterli bence. Evet, başlatıyorum hemen. Sakin Sahil. Bunu hatırlıyorum, bunun ismini. Sakin sahil, evet doğru. İngilizcesi? İngilizcesi ne? Serene Coast. Serenity olayından gelen Serene Coast olarak geçen. Artık karşı takıma geçip bizim takıma saldırsak da gene kazanamayacağımız şekilde oyuncuları karşıya atmış. Bizdeki iyi oyuncuları bırakmış bir dizilme sahip olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu en üst seviye maç. Bizim tanklarımız bu maçları da atabiliyor. Bu yüzden karşıda ISCD, T110 ve Behçet, T62 gibi tanklar var. T30 What the fuck küçük olanlarından, Panzer 4'lerinden var. Bayağı sıkıntı olacak. O yüzden dikkatli oynayın. Ben sağ tarafa geçiyorum burada. Ben İsterseniz siz soldaki adanın orada, yani E8
8-9'a geçebilirsiniz. İsterseniz ben de gelip A2-3 hattında takılabilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla siz sola geçiyorsunuz. Or taraftan geçmeyeceksiniz. Bakın, bizim bu E175'i takip edin, oraya gidip destek vermek istiyorsanız. Ben seni takip ediyorum bu sefer Alp. Okey. Tamam, ben şu tarafa Bir gidiyorum. T-62 açıldı ortaya doğru inen. Bu arada Ben geç Alp'e kaldık, gideceğim. çok geçmekte söyleyeyim. Sizin Evet. oradaki sağ sol yapmanız bu maçlarda çok kritik bir hataya sebebiyet olabiliyor. Ortada bir anda açıldığınızda yan zırhınız dönük olarak karşıdaki TD'leri avlanamaya başlayabiliyorsunuz. Özellikle benimkinin 150 tonluk, artık hatırlamıyorum hep unutuyorum ama koca poposu kalkmıyor. T-30 Panther 2 bakın haşet etti. Behçetimiz buradan darbe almaya devam ediyor. Çünkü spot yemiş olsa da geri kaçmıyor. Böyle arkadaşları çok seviyorum ben bu yüzden. What the fuck gidiyor ileriden. Çok fazla ilerlemeyin bence. Bir bakın orada Behçet var. Spotladığı için aradan öldürebilirler başka tanklar bizi. Tamamdır. Ben altın mermeye geçiyorum. Çünkü karşımda zırhlı rakipler gelecek. Normalde Löwen'in kendi mermisi çok kuvvetli. Ama altın mermiyle TD gibi delebiliyor. O yüzden ben kullanmayı seviyorum en üst tier maçlarda. Ve bir özelliği Löwen'in APCR Şu mermisi yandan olması. bak. Genelde altın mermisi heat oluyor birçok tankın. Ki o Hı. da aralıklı zırhta filan boşluğa denk gelmesiyle ünlü bir mermi çeşidi. Öyle sorunlarınız olmuyor bu mermiyle. Şimdi Behçet oradan kafayı çıkartıp geri giriyor sürekli. Aynen, ben o Biz bu arada tarafa çok bakıyorum. açıktayız Dilara. Buradan bir şey spotlarsa geri kaçamayız. Yani hull down pozisyonda olmamız lazım. Eğer aim yetmiyorsa sana başka bir şekilde kurtarmaya çalışman lazım. Hop, Yani ben lokasyonu spotlandım. değiştirerek. Löwe var karşıda bir tane. Löwe beni spotladı şu an. Löwe'yi görebiliyorum. Löwe 30. olmayabilir. Behçet olabilir. Yok, Löwe spotladı beni. Löwe seni spotladıysa ben arkadan sana desteğe geleyim. Hop, görev. Hop, güzel 400 vurdum Güzel, ama güzel. şu an beni iki tank görebiliyor oradan. Şöyle biraz geri çıkacağım. İşte sekeceği zaman sekiyor ya, ben hastası oluyorum. VK A'dan ne yazık ki kafasından oradan mermi sekti. Ve benim korktuğum başıma da geldi. Lak diye işte iki tank beni spotladığı için hemen canım 600'e düştü. Ben vurulmadım ya, 1500'üm. Hı, Sımsıkı çok taş güzel. gibi. Güzel bir noktadasın zaten söyleyeyim. Orası çok güzel bir nokta hareket etmediğin sürece. Siz orada aynen o şekilde grind etmeye, yardırmaya devam edin. Şurada bir Ayas 3 çıktı oradan. Ayas 3, aynen Ayas 3'ü. Arkadan da bir BK-45. Onu da delip geçtim zırhı. Ben çok şanssızım burada çünkü çok açıktan VZ falan görüyor beni, VT görüyor. Benim 100 canım kaldı ne yazık gençlik. Bu yüzden Sen gideceğim misin? evet çok gideceğim. Ben Ve yani valla... benim burada yapmaya çalıştığım şey de arkaya destek vermeye çalışmaktı aslında sadece. Çizik bile Aynen. atamadık. Kaç 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 kaç. Ve araya Takım girmiş bir sana VZ birileri beni kavga ediyor kendi mahvetmiş oldu. aralarında. Kavga her yerde ya, her oyunda. Kesin kavga eden insanlar oluyor. Yine bir şey yapamadım Ben ben ya. vurdum, ben vurdum bu sefer. Ama ben de Sen vuruldum. güzel güzel aynen devam edin. Biz burada çok sıkıştık ama. Yapacağınız bir Evet. şey yok çünkü bu Nereden arada ileri vurdun? gel biraz. Bak geri çekildiğin için açık ileri gel diyorum. Geri gidiyorsun bak. İleri git. Git Okey. git 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 daha git. Şimdi dur. Tamam. 416'ya hedeflen. Çok güzel. Uf, Hiç geri 750 vurdum. gitme. Hiç geri ileri gitme. Aynen bu konumunuzu koruyacaksınız. Çünkü arka tarafta size TD'ler nişan almış durumda. Daha geri giderseniz arkadan onlar vuracak sizi. T-62'yi boş ver. Obje 416 ilk hedefiniz oradaki. Tamam. T-62 çıkarsa çünkü kendini çok açığa vermiş olacak. Ve şu an sizi birebir vurabilecek bir tank yok. Artilleri de yok. Şu an Behçet yalnız geldi Dilara. Ve ondan ikinci sektirin ama üçüncüyü yiyebilirsin. Dördüncüyü yememen lazım. Ben Görmüyor muydun onu ateş ederken? eğimden dolayı ona gidemiyorum ve öne de çıkamadım. Aha. Yani ona ateş edemiyorum ben Tamam. eğimden ötürü. Arkadan geliyor. Tamam sen dön.
Turusan sen kafanı çevirme. Çevirme. Önde Behçet var Turusan. Tamam tamam. Gitme, ileri gitme. Tamamdır. Şimdi arkaya çevirmeye çalışabilirsin. Çünkü Behçet bak arkana geldi adam. Oradan değil tabii. Neyse artık geçmiş olsun. İstediğine sık abi sen şu an. Bu sekmeseydi iyiydi ya. Arkayı Dilara'ya bıraktın korusun diye. Hayır, 120 canı kalmıştı. O zaten yapabileceğini yaptı orada ama Ah. o Behçet işte orada bir hızlı hedef seçme gerekiyor ne yazık ki. Behçet sana baktığının farkında olduğu için çıkartmadı. Ben de sana onu yöneltince sen arkaya dönenlere de bakmadın. O yüzden orada bir hedef alamadık. Kafa kafaya şu an oyun. Normalde ben daha rahat kazanacağımızı umut ediyordum ama öyle olmadı. Muhtemelen Keple kazanırsak kazanacağız. Onu da yapabilirsek tam bilmiyorum. Bizden canlı kaldı mı? Var. Çok canlı var. Hayır, sen, Hayır, ben ve biz üçümüz de Dilara. Ha, gittik bizden yani. canlı kalmadı. Biz Başka bir maça çıkabiliriz girebiliriz. aslında. Evet, Evet, oyunu ben kaldık. çıktım. Bu arada üçüncü ankette Evet. girmiş yayında arkadaşlar. Bu anketin ödülü de Löwe tankı. 8. kademe. Az önce Alp'in oynadığı tank. Belki bu önümüzdeki maçta da Turus sen onu alabilirsin istersen. Tamam. Alman Löwe. Hı. Ben de başka bir seviye 8'den kolonya S3 alırım yanına. Seviyesi kaçtan gördüm tamam. Seviye 8. 8. Az öncekiyle aynı. Okey. Almanların premium tankı olarak geçen. Güzel. Biraz hantal ama çok kuvvetli bir topu olan bir tanktan bahsediyoruz. Uzak mesafe atışlara çok uygun bu nedenle. Hatta evet. Ben tekrar onu alabilirim hatta. Çünkü şu an az önceki oyun bitti. Turus sana bir şey söyleyeyim. Az önceki maçta ikinci sıradasın bizim takımda. Yani gayet iyi işi başarmışsın. Ben diyorum ya bayağı çıktıkça vurdum ya hep. Bayağı kaçtım, girdim ama bir sonuca varamadık. Evet, hazır vereceksen Ben başlayabiliriz hazırım. Bu sefer ben yaptım. yine. Turistten önce. Hazır. Tamamdır. Bakalım belki seviye 8 maça düşersek bu kadar dikkat etmemize gerek kalmaz. Ve düştük. Az önceki bizim turnuvanın ilk haritası olan Ensk'e düştük hem de. Bu hangisiydi? Düşünüyorum. Şehir haritası. Tren yaptıkları değil, değil mi? Bu ilk harita Tren mıydı? yaptıkları. Tren İlk yaptıkları. harita. O zaman Tren taktik o mu? yaptıkları Go haritaydı. tren diyelim o zaman. Yok. O, burada tren yaparsak biteriz. Şehre girmemiz gerekiyor öyle övelerle. T-34'ün muhtemelen 8-9 hattında destek vermesi lazım. Senin pek şehirde yapabileceğin bir şey yok. Burada Dilara. Sonradan destek vermek için gelebilirsin. Ben ne yapayım? Ne dedin? Anlamadım. 8-9 hattındaki mediumlara destek ver. Önden gitme ama onlarla birlikte kalmanı öneriyorum. 8-9 hattındaki mediumları. Yani demir yolunun sol tarafı senin, sana göre. Tamam. Ben ne yapayım? Sen benle geliyorsun. Neredesin bakayım? Osman. Senle gittiğim yerlerden pek sağ çıkamadım ben Merak etme, ama. o kadar yavaşız ki zaten kaçamayacağız bu hızla bir Bilmiyorum. Sen yine kaçmasını biliyorsun bir şekilde. yere. Yok ya, az önce çok kötü öldüm. Bakmam. Sen de mi löve aldın? Tabii, ben de löve aldım. Seninki Löve ama almak dersek şekilli löve. löve. Böyle bir... Kamuflaj var. Ben görüntüsünü de seviyorum. O yüzden kullanıyorum. Sen de koyabilirdin de onlara çok uğraşmayalım dedik ilk oyunda. Bak, solda bir AMX çıktı ama şimdi ön taraftaki tanklar bizim için çok daha önemli. Bak, bir Tiger 2 var. Ah, ben sadece paletini Ben göremiyorum. Sağdan gideyim mi? Löve var sağda bir tane. alabildim. Gitme çok fazla. O burada biz korunmamız lazım. Burada bak. Tamam. Gideyim mi derken hani burnu çıkarayım mı anlamında. Oha nereden vurdu bu herifin? Bir dakika bir dakika bir dakika. Oo şenlik var.
Bak, aradaki cama dikkat et, tamam mı, bir defa. İlk başta kritiklik bu. Ben de yiyorum buradan, merak etme, aynı şekilde. Çünkü burası çok açıklıkta kalmış durumda. Biraz geri vereceksin. Bana yer vereceksin. Tamam, Biz şöyle bir burada dakika. dikine gireceğiz buraya. Ve gene kötü durumdayız, bayağı söyleyeyim. Uf, düşünüyorum. Şu Bekleyeceksin önce. karşı plan oraya geçeyim mi? Sağ taraftaki. Bekleyeceksin, hayır. Aynen bekleyeceksin, hayır. Okey, yatış diyorsun. Evet. Şuradan burnu uzatan biri olursa onu vururum o zaman. Löve falan. Şimdi arkama bak benim. Benim baktığım yere bak. Orayı buradan Tamam, göremem tamam. ama. Onlar var. Löve buradan kafayı Tamam, evet, uzattı, löveye löve doğru löve. bak o Hop. zaman. Uf. Tamam, çok güzel. Patlattım Aynen, onu paleti. öyle harraslamaya devam etmen lazım. Biz burada grind edeceğiz çünkü durumu. Eğer grind etmezsek hiçbir şansımız yok. Ve ben hatta hiç çıkmamam Hayır. lazım Kaç kaç aslında. kaç 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 bir dakika. Kaçamam. Beni fazla ittirmemen lazım. Tamam. Yoksa çok lüks. Paletim patladı. Evet. Ben bu arada bittim. Yani şey oldu burada. Çok açıkta kaldık ve zırhımız olmayan bir alan burası, ne yazık ki. Ben birini öldürdüm. Çok güzel. Siz o tarafı düşünmüşsünüz. Biz Biz bu burada çok tarafta fazla bayağı yüksek iyi hedeflere denk gittik. geldik. Ben gene iyi oynayamadım burada. Turus, ne istersen yapabilirsin. Yaklaşık 7 tane tank burada sana müjdar yapmaya geliyor. Ben o zaman zevk almaya başlıyorum şu an. Evet. Müjdar modu on. Bu ne abi gerçekten? Etrafımda kaç tank vardı orada ya? Şimdi burada çok az tank kaldık ve çok ileri bastılar. Çok ileri bastıkları için Löwe de şey bir tank değil. Zırh hakikaten öyle muhteşem bir tank değil. Sadece turret zırhı var. Onu bile koruyamadım ben. Bu nedenle ben öldükten sonra bir tek sen kaldın ve sana da lak diye bastılar. Dilara, Bana kepe girmeniz lazım. ben Dilara'ya Kepteyim geçeyim. ben zaten Kepte Ama değilsin tabii ki şu an. Kepe gir. Geri gidiyorsun. Öndeki üstüme binaları. geliyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Üstüme Kepe geliyorlar girip ama. Sıkıldım, darlandım. tam dümdüz karşında bir tane bina var. Tam Aha. dümdüz kar. Devam et lütfen. Ona doğru. Tamam. Gidiyorum, tamam. Korkmayacağım. Dümdüz devam et ona doğru. Ve Tamam. ona yapışacaksın. Tamam. Devam et, devam et, devam et. Hiç bakma sağını solunu. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir şey Yok, sağda yaptım. tanklar açıldı, o yüzden onlara. Şimdi sağ taraftaki tanklara bakabilirsin. Bak, önünde tank var Dilara. Sağ tarafına doğru bakarsan. Ha, tamam. Belki Dilara birilerini vurur buradan. Şimdi M4 çıkıyor. M4 Dilara. M4 solda. Ha, gördüm. Tamam, şimdi geri kaçman lazım. A44'ün olduğu bina var ya, ona doğru yaklaşabilir misin? Geri kaç dedim ama. Neyse, tamam, siz bekleyin bakalım. Hala kazanma şansınız var, söyleyeyim. Eğer kepi bozmazlarsa. Kepi bozmazlarsa aynen öyle. Ama bozuyorlar. Ha, bizim kepten çıkanlar oluyor ve ne yazık ki full canlı bir Tiger 2 geliyor oraya. Paletine geldi ne yazık ki mermin. Evet. Ucu ucuna %90'a 90'dık ve bu yüzden kaybediyoruz. Senin kepini bozdular. Biliyorum. Ve Gittim. reload etmedi galiba o kadar süreye rağmen. Etmedi. Etmedi Çünkü o yani. tankın mermisi çok güçlü vurduğu için ona birazcık uzun bir reload süresi verdiler, Hiç sevmiyorum böyle sona kalmayı. evet. Yapacak çok fazla bir şey yok. Evet, şimdi ne yapalım? Devam mı? Tamam mı? Devam mı? Ne yapıyoruz? Valla devam etmemiz lazım. Bir maçlık daha vakit var, onu görüyorum. Hep bu Ben... senin şomazlığından Alp. İlk Yok, maçı ne güzel ben... kazanmıştık. Konuştun. Aa, kazandık. Aa, şöyle al. Müjdar olduk. Evet, müjdar olduk ama yapacak bir şey yok. Şans işte. Çünkü bizim tarafa bizden başka ağır tank fazla gelmedi ve bizi çok kötü çevrelediler. Biz bayağı Mesela arada kaldık. IS-3 almış olsaydım daha rahat edecektim, onu biliyorum. Ne? Siz farklı seviye 8'ler alın, ben bu sefer IS-3 ile geleyim.
Olur. Seviye 10 oynamaya şu an birebir gerek yok diye düşünüyorum çünkü. Ben bakayım bir çekiklere bakayım. Çekiklerde ne varmış seviye 8'de? IS-3 mu IS-6 mı? IS-6 al. Ben de IS-6 aldım. Ya illa copy-paste'siniz ya. Evet. Tamam kardeşim, Ruslar seri üretimde en azından numaraları değiştirmişler. Evet. Siz alın bakalım tanklarınızı. Ben de içeride gidip semavere bir çay koyup geliyorum. Turus, sanırım tankı arıyorsun değil mi? Yo, aldım hazır demedim. Tankın sağına soluna bakıyordum. Galeri değil mi? Bağdat Caddesi burası zaten. Diyorum şuraya da bir nos taksak. Şuradan bir... ASL'temiz 1943 kasa. Bu iki tane çıtır hasarı var. Bunun üzerine üçüncü sahibi olarak siz alıyorsunuz. Rahmetli de sollardı. Şöyle sağ altına yazsak bir tane. Evladiyeliktir yalnız, onu belirtmem gerekiyor. Yani bu şekilde sorun çıkartabilir. Motorlu tanklar vergisinin ilk kısmını ödendi. Gerisi sizde. Neyse, şimdi Secret CH Pride hattındayız bu Line. arada, harita olarak. Bu ismi okuması Zig Freudengeringzig Line. Yay, Gene War seviye 10 Gaming Member. maçtayız. Altınları yükleyin. Altınları yükleyin. Siz hiçbir şey yapamazsınız altınsız Aa, şu an. bak bak, adam ne dedi? Yay, War Gaming Member. Yani Evet, çünkü saygısı var, vurmayacak bana. Mı? Yoksa direkt beni mi yok, vurmaya beni çalışacaklar? VG'yi gördükleri zaman direkt, hatta daha önceden de oyun içerisinde bir yarışma gibisinden bir şey oluyor. War Gaming üyesine denk gelince onu öldürünce altın veriliyordu. Ha. Ondan hala soruyorlar, seni öldürünce altın alıyor muyuz, şey oluyor mu diye. Beyler, sağ tarafa gelmeniz lazım ve bayanlar falan. Ben direkt otomatik beylere bağlıyorum bu arada. Şehire doğru Belçika ilerleyeceğiz. gol atmış galiba bu Evet, arada. Belçika gol atmış. Buradan da iddia kuponu dolduranlara söyleyelim. Üst öldürdüğünüz kupon patladı arkadaşlar. Maç bitmek üzere. Sadece 1-0'la bitiyor falan. Hiçbir fikrim yok tabii ki şu an aslında. Evet, Taşa burada bekleyeceğiz. Bu arada yani o kadar sıkıntılı bir tank var karşıda, FV215B diye. Herhangi bir şekilde bizi tekte alabilir. Yani sağımıza solumuza O ne atarak. ya? O nasıl bir tank öyle? Bakın Bu da E100'e ne kim olduğunu vuruyor gördünüz ya? mü önünüzdeki? Ne oluyor İşte ona? buna ne oluyor biliyor musun? T-44 denilen tank geldi. E2'den 3'ten açtı. Ve bu tank daha buraya geçemeden öldü. Bu yüzden Turus, oradan geçmiyorsun, bana doğru hızlıca geliyorsun. Geliyorsun, geliyorsun abi. Geri gidiyor adam bir de. Abi oradan geçmiyorsun ne demek? Daha ileri gitme demek. Hayır, yani geriden gitmişsin işte. Neyse, Ya tamam. ben hiç geri T-44'e geriye bir hakkı yerden rahmetine geçmedim. kavuştu bu arada. Dilara'cığım, siz orada takılın. Ben bir bakıp geliyorum. Yok öyle. Gelmezsem Takip et, takip et Dilara, yok öyle. abi ben size burada laf Biliyorum. anlatacağım derken vallahi mahvoluruz Bizi ha. öyle bir yerde bırakıyor ki, böyle Hayır, orası arkasındayız. kötü bir yer değil gerçekten. Orada iş Orası yaparsınız kötü ya. bir yer değil. O zaman Ya sen vallahi dursaydın. yapmayın. Abi ne olur vurmayın. Hayır, biz bir de Abi kademe onu düştüğümüz kaybettik. maça Kaybede bak ya. kaybede ya. Ben de IS-6 alsaydım keşke. Seviye 9 maça Hop, düşerdik en fazla. mermi sekti üstümden, vuruldum ama. Senin tankının tek özelliği var. O da yamuk yumuk olması zaten. O sayede de sektirebiliyorsun böyle. Şimdi buradan biz bir iş yapamayız söyleyeyim gençler. Ne yapalım o zaman? Yani böyle gezinip duracağız. Sağ tarafta Rheinmetall bakıyor zaten. Onun açtığı bir tank olursa onlara destek vermeye çalışabilirsiniz. Ben buradan aradan vurabileceğim yerler aramaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten fazla yapılabilecek bir şey yok burada başka. Daha oyun başındayız. Bir tankımız düştü. Yapacak bir şey yok diyorsun. Bize bir yol göster. Nedeni şu, seviye çok yüksek bir maçtayız. Bu maçta ortada yakalanıp da ölmen arasında yaklaşık 1,33 saniye var. Ben Bu ışığımı yakayım nedenden bu arada. Kamerada mütevellit... ışık çıkmıyor. Devam Nasıl devam. ışık çıkmıyor? Yok Ha. yok. Odamın ışığını açtım. Ya sen tankının motoru çalışıyor mu? Ona bak arkadaşım falan diyorum. Bakayım. Bir Öyle zoomlayayım. çok şey Çalışıyor laflar gibi. edebileyim. Duman Edebi. çıkıyor. Duman Exhaust'tan. çıkıyor iyi. İyi, sıkıntı yok. Eyvah eyvah. Ben Ha, çok şuradan kötü bir şey yedim buradan yapabilir hasar. miyim? Ben de aynen onu istiyorum da. Ya. Ben çok çıkmışım. Sen bayağı çıktın, farkında değilsin ama. Ya bir böyle bir bakayım dedim, orada ne oluyor?
Savaş alanındayız Dilara. Nereye öyle bakıyorsun? Ne olabilir? E tamam da zaten onu da şey Tiger galiba onu Şu alırız öndeki. aslında. 500 ne yediniz? ISCD'miz ölüyor. Orada Vurma T-32 arkadan, var. itme arkadan. T-32'ye destek verebilirsiniz. Bak ama onu yemleyecektim. Ben onu itecektim. Adam onu Onu vururken biz tamam adam da o vuracağız. yasak oyunda yapma, raporlanırsın sonra. Basınız Onu biz yem. ya. Sen ayarlarsın. İçeriden tanıyorsun bizi. Şurada bir tank vardı. Nereye gitti Evet Dilara? işte Tiger vardı, onu arıyorum ben de. O bana ateş etti az önce. Geri yapacağım ben de. İntikam için bekliyorum burada. Arkama saklanarak beni vurmazsan ama sevinirim. Aa bak çıktı çıktı yine. Ha. Zor da Aa öyle vurduk elini vurduk bakın. vurduk. Biz burada iyiyiz ya. Bir sıkıntımız yok. Hepimiz birer atış yaptık çıkıyoruz. 3 deyince de. 1, 2, 3, go. Benim daha reload ediyor. Senin Tamam. nerede reload etti ama ilk sen attın, doğru. Beni nasıl vurabilirsin ya? Bir dakika nereden vuruyorlar beni? Allah burada ezan başlıyordu. Adam binanın arkasında. Abi Aa o. geldiler. Uf çok fena sıkıştırdılar bizi burada. Neymiş o? Hem de E100. E100. Sıkıntı olmayacak. Bir şey diyeceğim. Bu tanka niye E100. canı 2700? Çok değil mi? E100 ama o. Eyvah eyvah Bak gelecek. geliyor 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 saklan. Ölü numarası Nereye yapsan. saklanacak? Ölü numarası alacak. Eyvah vuramıyorum. Dans ediyor bildiğin. Açığa niye çıkıyorsun Arkadan da böyle Dilara? bir ezan sesi falan geliyor sanırım hani her an. Evet ben Cenaze ne yazık namazı. ki burada arkadaşlar Ramazan 3 gün önce geldi buraya. Hop. Topundan Hop. vursam. Ben gittim. Topundan. Aa bir dakika vurma Geçmiş olsun. sıkma Ve sıkma ben sıkma sıkma. salaklık ettim ama çok açığa çıktım az önce geri geri giderken. Estağfurullah. Bir şey olmaz. Ben bunları alacağım. Hop gel buraya. Burnunu göster bana. Hop vurdum. Sekti ya. Pişt, hayır. Vurma. Gerçekten. Tebrikler Alp. Vuramadı. Bir şey canım. Bu tank beni duvara sıkıştırıyor. İttire ittire. Ne yapacağım? Yine biraz önceki gibi. Bir şey diyeceğim ben bu adamı vuramıyorum artık. Herif bana pat küt vuruyor. Alp sen öyle misin? Dilara Ben bak. ezandan dolayı Tamam. Ben delemiyorum bu adamın zırhını. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Dilara taktik ver. Mermi mi değiştireyim ne yapayım? Altın atmıyor musun? Bilmiyorum. Öldüm. Ne hangi mermiyi kullanıyordun ki? Klasik ilk tanka tıklayınca ne varsa onu kullanıyordum. Ben E, sana iki altın yani mermiye geç demiştim. Keşke geçseydin ona. altın Onu mermi iki round önce söyledin ama. ama her savaştan önce altın mermiye geçmen lazım bunlar çünkü yüksek kademeli savaşlarda biz altta kaldığımız için altın mermiyle ancak Anladım. Uh-oh, kurtarabiliyoruz. E100. Uh-oh. Alp senden tek isteğimiz var o E100'ü bizim için vurma. Bak başka bir görevin yok senin. Canım, senin emri şeyin burada ricen benim için emirdir be güzelim. Aha. Hadi yavrum. Yes. Yes papadan ya. O E75 beni görüyormuş hala ya. Çok enteresan. Burada ya Hero ya Merrow'luk bir hareket deneyeceğim ama kalmayabilir bile bu adamlar bana. Ki muhtemelen de kalmayacak ama bakalım. Aa!
Thank you RNG Gods. RNG tanrıları seviyor bugün beni. 4 kill aldık. Bence önceki oyundan hakkını verdik ve 3600 hasardayım çünkü. Sen Muhtemelen baya birinci oldum. baya iyi gittin Muhtemelen bu birinci oyunda. oldum ben. Zaten Muhtemelen Master olacaksın. Badge verdi. Ace verdi bana arkadaşlar. Uuu 1400 experience bas. Vay 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 vay. 1000 experience de bana gelmiş. Aa, bir şey diyeceğim. Şeyden bakarsan bak sağ Bastım taraftaki kazaya. Çarpıya bastım, kapadım. Yok şeye bas. En sağ taraftakine. Kapatman önemli değil. Detaylara bas. Notifikasyonda. Yes. Tamam. Ekip skoruna bir bakmak istiyorum. Niye bastırdığını anladım şu an. Birinci sırada en çok vurmuş. Ya yanda bir detaylara Ben bas. sizi niye oraya yolladım sanıyorsun? Baktım sizi saldıranları tarttım. Dedim ben buna şuradan vursam, şöyle yapsam filan falan. Yani lütfen benim için can havuzundan başka bir şey değilsiniz. Ya Report arkadaşım olsun. altın mermiye geçseydin biraz destek verecektin Seni hakikaten. ben Neyse. şikayet edebiliyor muyum? Niye şikayet ettin? Evet yüzsüzlük için şikayetlerinizi support.worldoftanks.com.tr'ye atabilirsiniz. TR uzantısını attığın için de gitmeyeceği için sıkıntı yok. Evet. Şey Evet, diyeceğim. beyler, ne yapıyoruz şimdi? Bitti mi Bilmem 7 yayınımız? dakikamız kaldı. 7 dakikamız var. Bir savaşa daha girer miyiz, ne dersiniz? O zaman hızlı Yoksa girebiliriz. bizden sonraki yayını şey yapmayalım da, Yok 2 dakikadan bir şey olmaz aksatmayalım ya. da. Tamam o Dur, zaman. bir dakika. Şöyle yapalım ya da bizden sonraki yayına bir bakayım, ona göre söyleyeyim. Çete sorayım ben de bu arada. Kaç dakika geç gidiyor? Hangi tankları 40 almamızı saniye. isterler? 40 saniye. O zaman bekleyebiliriz. Hangi tankları almamızı Aa, isterler? bir sonraki oyunu pek aksatmamamız gerekiyor açıkçası. O yüzden bence başlamayalım. Soru cevap veya anketlerle ilgili bir şeyler varsa onları cevaplayalım. Chat'te. Tabii, Evet, daha olur. mantıklı olur bence. O zaman chat'e bakıyorum ben şimdi. Şimdi arkadaşlar en son sitede bir tane Löwe anketimiz vardı. Ondan önce bir T-34 anketi yaptık. Hediyelerinizi en geç salıya kadar verebilmeyi umuyoruz. Planlarımız bu şekilde. Sizle karşılıklı iletişimi düzgün yapabilirsek bu çekilişlerden sonra. Tam olarak ne yapmaları gerekiyor? Mesaj atmaları gerekiyor, değil mi? Aynen öyle. İnanılmaz bir E100 yazanlar oldu. Sen herhalde Evet, ne niye? oynuyorsun? Galiba hangi tanklarla oynayalım Evet. deyince herkes bir E100 yazdı ama ne yazık ki vaktimiz kalmamış. Evet. Kusura bakmayın. Osman elime alsın. Kendimi rezil etme riskini alamam şimdi. Ben de bakıyorum. Osman abinin kullandığım modu Jimbo yazarsanız arkadaşlar Google'a Jimbo'yu 1 ile yazıyorsunuz. J şuraya yazayım ben hatta kendim. Evet login olursak. Kendi yayınıma kendi mesaj atıyorum. Ne saçma iştir ya. Mesela Wargaming sitesinde In-N-Out kartla ilgili bir soru gelmiş. Alınabiliyor mu onunla? Wargaming sitesinde onu daha önceki şeyde cevaplamıştı sanki, özerk alabiliyor olması gerekiyor ama emin değilim. Anladım. Onun yöntemini anlatmıştı fakat şu an aklımda değil. Çünkü bu teknik destek ekibinin cevaplayabileceği bir soru. Anladım. Özerk'in de teknik destekte daha önce çalışmış olduğu için oradan deneyiminden biliyordu o sorunun cevabını. Bana forumdan mesaj atsın o arkadaş, ben araştırayım o zamana kadar. Bak hep bilmediği yerden soruyorsun. Sıkıntı çıkıyor. Bana etkinlikleri sorun, forumdaki Evet. yarışmaları sorun, ne zaman Evet. Türkiye'ye geleceğimizi sorun. Bunları sorun arkadaşlar, Bir lütfen dakika ya. sen şu an Türkiye'de değil misin? Hayır, ben şu an değilim. Hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu Türkiye'de Neredesin? olacağım. Aslında bu hafta sonu olacaktım fakat işte yayınla çakıştı diye ben etkinliği bir hafta daha ileri attım. Anladım. Peki o zaman şunu soralım. İlk community etkinliği ne zaman? Topluluk etkinliği. İlk topluluk etkinliği işte önümüzdeki hafta sonu İzmir'de. Ama kayıtlar doldu ne yazık ki. Ya bırak mangala gidiyoruz. Aynen. Hemen Çok kayıtlı. güzel olacak canım. Çok orijinal bir şey yapıyorlar. Ben özellikle de konuştum Vuku. Bence çok güzel olacak. Normalde aslında yaptığımız şey daha böyle bir kültürel etkinlik. Sonrasında da işte bir kafede oturup bir şeyler içip işte oyun Bir oynamak, şey soracağım. yarışmalar düzenlemekti. Evet. İçecekleri kim ödüyor?
Şöyle değişiyor. Böyle mesela İzmir'de yapacağımız bu tek kelime kafede 20 liralık bir fiş vereceğiz arkadaşlara. O 20 lira menüden istediklerini Tamam. alabilecekler 20 lira dahilinde. Bir de kişi başı iki damacana su 19 litrelik. Sebil'le birlikte geliyor. Böyle bir karar verildi. Mesajı forum içerisinden atabilirsiniz arkadaşlar. Forumu üye olup, yani zaten üyesinizdir. Forum içerisinden bana mesaj atabilirsiniz. İşte ara. Soran olmuş da onu cevapladım. Ya da açık adres veriyorum. Avrupa, Fransa, çıkmaz sokağın 3. caddesi Lyon'da. Aslında versek. Bir ara sormuşlardı. Ben bunu hatırlıyorum. Avrupa ofisinin ana açık adresi neydi falan diye bir yayında. Öyle bir garip bir şey olmuştu. Millet buraya bildiğim posta adresi yazıyordu. Açık adresi sormuştuk, evet. Evet, Şey evet. için 3. yıl dönümü canlı yayınında Değil mi? sorulardan bir tanesi oydu. Aklımda Aynen kalmış. öyle. Enteresandı çünkü. Hatırlıyorum su faturası yatıracaktım. Elimde vardı bakıyordum böyle tutuyorsa filan. Öyle garip işler için. Evet. Başka soru var mı? Ben şu an chat'i göremiyorum. Cevap yazayım dedim. Kilitlendi ben de chat. Böyle bir dönen halka var böyle Ringgold böyle. Twitch'te bazen oluyor ya. Çorum'a gelin diye bir şey var. Çoruma gelelim. Neyle Çoruma gelelim? gelin. Ya şöyle ki, genelde etkinliklerimizi İzmir, İstanbul, Ankara çerçevesinde yapıyoruz. Fakat senede bir defa en aşağı o Çorum'da da yapıyorsunuz. üç büyük ilçe başka ilçeleri de yapmak istiyoruz. Mesela anket açtık geçen sefer. Bursa, Kocaeli, Eskişehir'de ankette. Bunlardan Kocaeli seçildi. Ama şimdi mesela şeyi önerdiler. Hani büyük illere yakın olmayan daha uzaklardaki illeri seçin diye. Tekrardan öyle bir anket açabiliriz sene sonuna kadar. Bakalım. Dudullu sanayi mesela orası şehir aslında kendi içinde. Ama Orada şehir İstanbul'un ha. dışı. İMES'te dekopaj böyle saç kesim filan CNC Ya freze. tabii hani şöyle bir şey var, hani 80 küsürüyle de gitme gibi bir şansınız yok, ama hani daha böyle büyük şehirlerden uzakta da diğer şehirlerden insanların kolay gelebileceği bir yere gitseniz, evet, dedikleri gibi hani ayağına Evet, kadar gitmiyorsun ama hani onlara da bir şans vermiş oluyorsunuz. Hani biz aslında aya Kocaeli İzmit etkinliğimiz de %70 şehir dışından gelmişti. %70'i yani katılanların şehir dışından da bayağı güzel katılım olmuştu. Hatay'dan gelen bile vardı. Aynen öyle. Hatay'daki dayanamamış artık. Hiç gitmemişsiniz oralara. Demiş ki bunların gelci yok. En çok geldikleri yer Kocaeli, bari gidelim demişler. Şöyle bir soru var. Ramazan'a özel World of Tanks etkinlikleri olacak mı? Var. Consumable geliyor pide. %10 Türklere bonus verecek. Şöyle ki biz hiçbir dini ya da işte ülkesel bayramın etrafında bir etkinlik düzenlemiyoruz. Genelde tarihi olayların üzerine etkinlik düzenliyoruz. Ve aynı zamanda şimdi bu Ramazan etkinliğini koyacak olursak, bunu bütün Avrupa sunucusu üzerinden koymamız Çünkü gerekir. bir Türk serverı yok. Aynen, Türkiye'ye mahsus bir server olsaydı zaten birçok şey çok daha farklı olurdu. Fakat şu an bütün Avrupa serverına özel olduğu için. Fakat biz Türkiye'de bayramlar zamanlarında hep kendi sunucumuz değil de forumumuzun üzerinden yarışmalar açıyoruz. İşte 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, bu tarz tarihlerde her zaman bir yarışmamız oluyor. Ramazan için de yapmayı düşünüyoruz, evet. Bakalım başka neler varmış sorular. Hakkari'ye gelin diyen var. Çorumlu arkadaş diretiyor ama. Gelin Abi Çorum'a. gelelim yani. Yodumuzu suyumuzu versin. Sodexo akbil. Gelelim. Tanklarımız mazot yakıyor. Tanklarla gidin. Tanklarla tabii canım. Tabii. OGS alamıyoruz tanka daha. Nasıl gelelim? Bakalım, ben şu an bir sonraki yayıncıdan şeyi bekliyorum. Tamam, çıkın, ben geliyorum demesini bekliyorum o yüzden. Bizim de yayınımız var yani. Şimdi ben yelken yarışına gidiyorum buradan ya öyle sorun. Neyse canım tabii öyle şeyimiz yok da. Stream var mı? Ne stream abi? Kuru fasulye bekliyor içeride onu pişireceğim ya. Gözünü seveyim 2 saattir aç aç oturttu beni buraya. Çak 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 çak. Kuru fasulyeli stream yap. Yemekli stream. Almanya'ya gelin yazan arkadaşa söylüyorum. Almanya'da çok fazla etkinliklerimiz oluyor. Almanca konuşan topluluğun forumunu takip ederse, daha geçen hafta Berlin'deydiler. Hatta özellikle gitti oraya.
Evet, git Alman Wargaming'le konuş. Arkadaşım, burada zaten 3 şehir dolaşan bir Wargaming Türkiye var. Bir de onları Almanya'ya almaya çalışıyorsun. Ne yapacağım bugün? Alman kuvveti. Aslında bir oyun daha çıkarmış ha. Ama bu kadar muhabbeti cevaplayamazdık tabii. Evet tabii. O anlamda iyi oldu. Neyse canım. Yine alışacağız bakalım. Bu arada son yayınımız mı oldu bir sonraki? Yani şu an güncel bir şey yok değil Bu mi? Haftaya artık boşuz. evet. Haftaya parti. Hoho. Bu son yayınımız ama tabii yine World of Tanks'in multiplayer Twitch kanalı üzerinden tanıtılacağı, daha fazla etkinliklerin yapabileceği etkinlikler olacak gibisinden bir durum var şu an. Güzel bakalım. Biz katılır mıyız tabii, o kısmı belli olmaz ama bakacağız bu 4 haftanın sonucunda. Bakalım. Oy, ben de hesabıma bakayım. Çok güzelmiş hesabım falan. Ne yapayım ya? Sana basın hesabımı vereyim mi ya? Vallahi çok Ya güzel, basın gel bak. hesabı değil de zamanla moderatörlük yaptığım için vardı elimizde. Bir de iyi oyuncu vardı benim gibi bir tane daha Yağız. İşte O zaman Freestyler. bu Onunla birlikte girip mahvederdik. bir şey soracağım. Şimdi bizim 4 Evet. haftalık World of Tanks yayınlarımız bitti ya hani. Görünürde bitti gözüküyor. Dilara, bu soru sana. Evet. Benim full tanklı hesabımı geri alacak mısın? Alacağız. Üzgünüm. Oho. O basın hesabı elinden alınacak ne yazık ki. Normal hesabınla sadece %50 tecrübe kazanacak. Sana öyle bir ceza O altın koymadım diye. kadar yayın yaptık. 4 haftanın hatırı yok mu ya? Üzgünüm. Basın hesabını bizim bile etkinliklerde istiyoruz mesela. 3 gün açık kalıyor, sonra kapanıyor hesap. Öyle aşırı korumalı hesaplar. Tabii canım. Şey var, o şalteri var, indirip kaldırıyoruz, bekliyoruz. Mahmut abi var, makine soğuk diyen bir abimiz var hakikaten VG'de, yani öyle düşün. Wargaming'de kaç kişi çalışıyor diye bir soru gelmiş. Sadece Paris ofisinde 170 kişiyiz ama bunların arasında developer bile yok. Yani Oo. gerçekten kalabalık bir ofisiz. Fakat oyun geliştiriciler Paris'te değiller. Tamam. Elden ele data kablolarını tutuyorlar Ya öyle hani. zaten hani developer denen muhabbet hani bir headquarter'da olur genelde bu tarz firmalarda. Geri kalan hani ülkesel ofisler sadece hani marketing, community, o tarz takılıyor. Community, content, portal Aynen. haberleri, marketing departmanı, basın kısmımız zaten Türkiye'den ajansımız var. Basın da burada değil. Onun dışında developerların hepsi Minsk'teler. Headquarter Minsk'te olduğu Tamamdır. için. Bir sonraki, bu arada yayın hazır. Biz kapatabiliriz. Ben Pekala. herkese iyi akşamlar diyorum. Neco şimdi Watch Dogs oynayacak. Size paslıyorum. Siz de bir güle güle deyin. Kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere umarız tekrardan. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben de inşallah yakında video koyacağım. Biraz yoğunum. Kusura bakmayın. Ya Ama tabii. evet. Sorup duruyorlar abi yanda. Onu diyorum yani. Trollüyorlar, ne yapayım? Neyse. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım keyifle izletebilmişizdir size birazcık World of Tanks'ı. Görüşmek üzere diyorum ben de. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.